günler sevgili İçel TV izleyicileri, sevgili Radyo Klas dinleyicileri, sevgili meslektaşlarım. Bir Hayalimdeki Vergi programıyla yine karşınızdayız. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken tüm ülkemize başsağlığı diliyoruz. Tüm ülkemize bundan böyle bir daha terörle bir araya buluşmamasını temenni ederken bir kere daha hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgili meslektaşlarım, bildiğiniz gibi her çarşamba 18'de, saat 18'de İçel TV'de Hayalimdeki Vergi programını sizlerle paylaşmaktayız. Sevgili izleyicilerime ben bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Vergi soğuk bir yüze sahip. Ama biz verginin sıcak ve ılımlı yönüyle hep sizlerin karşınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi yine bu salonda 25 Ekim 2016 günü 6736 sayılı mali af yasasını yine şehrimizin en etkin ve yetkin kişileriyle Vergi Dairesi Başkanlığı ile beraber iki değerli mali müşavir meslektaşımla paylaştık. Ama seminer şeklinde değil, tamamen soru ve cevaplarla. Bugün de aynısını yapacağız sizlerle. Ve ben inanıyorum ki bu program sonunda Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün farklı bir yüzünün olduğunu da beraberinde göreceğiz. Ve yine inanıyor ve biliyorum ki Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü eskiden olduğu gibi yeni atılımlarla Mersin'in ve Türkiye'nin gündeminde olmaya devam edecektir. Önümüzdeki hafta bir farklı bir konuyu Teknopark'ı enine boyuna Teknopark Genel Müdürü bir mali müşavir arkadaşımız, OSB Yönetim Kurulu'ndan bir arkadaşımız, belki şu anda irtibat halindeyiz, Mersin Üniversitesi rektörüyle beraber de enine boyuna bilinmeyen yönlerini sizlerin önüne sereceğiz. Değerli meslektaşlarım, bildiğiniz gibi 6 Aralık'ta yeni bir tebliğ yayınlandı. Özellikle ticaret sicille ilgili. Hepimizin dikkatini çekmiştir. Buradaki temel konu sicildeki bir takım uygulamalarla beraber bağlantılı olandı. Ve hatta kamuoyunda şirket kuruluşlarında noterler ortadan kaldırıldı. Bundan böyle ticaret sicilde tüm kuruluş işlemleri yapılacaktır şeklinde de yorumlara karşı karşıya geldik. Bunun aslı nedir, ne olacaktır? Bunların tamamını ve bize şu ana kadar ulaşan ve bizim de karşılaştığımız ticaret sicille ilgili belki önemli konuları farklı boyutlarıyla neticeye gelecek şekilde tartışacağız. Bizim burada yapmaya çalıştığımız tüm uygulamalar seminer şeklinde değil, tamamen soru cevaplarla beraber olacak. Her zaman olduğu gibi belki konuklarıma sorular ilettiğimde yarıda bırakıp belki başka boyutları ve başka bir şekilde de değerlendirme yapacağız. Ben öncelikle izninizle sevgili konuklarımı tanıtmak istiyorum. Medar iftarımız, hep bunu ben sürekli söylüyorum ve belki de Mersin'in değil, Türkiye'nin gururu diyeceğimiz, birçok ilklerin yapıldığı Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden bahsediyorum. İşte Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün müdürü Halis Çakır, hoş geldiniz. Ve yine Mersin Mali Müşavirler
Odası'nın Vergi Komite Başkanı sevgili Erol Dibu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. Konulara geçmeden önce sevgili başkanımız Ömer Faruk Topgöz'ü konuşma yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize ve gene radyoları başında bu programı dinleyen sevgili yurttaşlarımıza ve meslektaşlarımıza ve bu salonda bizlerle beraber olan değerli meslektaşlarım, sizleri Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. İbrahim Bey de bahsetti. Maalesef 10 Aralık'ta bir vahim olayı daha yaşadık. Son bir yılda ülkemizde meydana gelen 17. terör eylemi. Son 30 yılda 40 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Hep son olması yönünde dualarımızı bildiriyoruz. Ancak maalesef bu işin bir türlü sonu gelmiyor. Tek dileğimiz, eğer bir hayal varsa bunun ucunda, bu kadar insanımızı bir hayale kurban etmenin de hiçbir anlamının olmadığını buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü yaşam güzel ve bu dünya hepimize yetecek kadar da büyük diye sözümü sonlandırıyorum. Bugün burada bir programımızı daha gerçekleştireceğiz. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen ve hayalindeki vergi programını Mersin Mali Müşavirler Odası'nın bir eğitim platformu haline gelmesi konusunda yardımlarından dolayı öncelikle İçer TV sahibi meslektaşımız Sayın Kayatepe'ye ve onun adına bu kaydı alan değerli set arkasındaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve gene bu programda burada bizlerle beraber paylaşaraktan mesleğimize katkı sunmaya çalışan Sayın İbrahim Öngü Bey'e de gene buradan teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ve bu programda bizlere katkısını esirgemeyen değerli ticaret sicil müdürümüz Halis Çakır Beyefendi'ye ve Mersin Mali Müşavirler Odamızın Vergi Mevzuatı Komite Başkanı Sayın Erol Dibo'ya da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ben ve yönetim kuruluna ve sizler adına. Evet, ticaret sicilinde birçok değişiklikler meydana geldi. Bunları burada bugün bize değerli müdürümüz aktaracak. Aslında önce bir yasası yayınlandı. Daha sonra tebliğle düzeltmeler de uygulamalar meydana geldi ama hala bazı aksaklıklar var. Bunların giderilmesi gerekiyor. Ve gene siz değerli üyelerimizden bazen şikayetler alıyoruz. Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde yaşamış olduğumuz uygulamalardaki şikayetleri de alıyoruz. Hazır müdürüm kendisi burada yer almışken siz değerli meslektaşlarımız tabii ki kurum kültürüne yakışan bir seviyede yaşamış olduğumuz sorunları karşılıklı olarak giderme yolunda burada bir ortak paydada buluşacağımızı ümit ediyorum. Çünkü bu meslek bütün kamuoyuna hizmet veriyor ve bizim de amacımız burada yol kat etmek. Bu yol kat ederken de, mesafe kat ederken de hem il müdürlüğümüzde hem de meslektaşlarımızla aramızdaki fikir ayrılıklarının en optimum noktaya indirilmesi konusunda el birlikte bir çaba sarf edeceğiz. Değerli meslektaşlarım, hepiniz kamuoyunda takip ediyorsunuz. Vergi Usul Kanunu ile ilgili bir taslak yayınlandı. Oraya fikirleriniz olursa lütfen bunları oda mail adresine gönderirseniz biz de buradaki eleştirilerimizi hem üst birliğimiz TÜRMOB'a hem de Maliye Bakanlığı'na ulaştırma konusunda gereken çabayı sarf edeceğiz. Vergi Usul Kanunu taslağını biliyorsunuz. İşletme hesabı özetine göre defter tutan mükelleflerin 50 bin liraya kadar hasılatı aşar ise 3 bin liraya geçen alım satım tutarları için BABS formuna dahil edilmesi konusu gündemde. Aslında BABS'nin ilk yayınlandığı tarihlerde de bu vardı. Biliyorsunuz işletme defterleriyle ilgili olarak bir yıllık bir beyanname veriyorduk, bildirim veriyorduk daha doğrusu. Bu ortadan kaldırıldı. Ama şu anda tekrardan getirilmek isteniyor. Biliyorsunuz Ersin Gökgün Oda Sekreterimiz o da paylaşımda bulundu. İşletme defteri hesabı sol tarafta giderler, sağ tarafta gelirler olmak üzere bir belge türü.
Buranın içerisinde herhangi bir cari hesap unsuru yer almamakta. Ve işletme hesabının özetine göre defter tutan mükellefler, ikinci sınıf tacirler diye tabir ettiğimiz işletmeler, buradaki faturaları ayrı ayrı cari hesap kaydında tutmamaktalar. Ve bu uygulamada çok ciddi sıkıntıya neden olacak. Belki hani şu da konuşuluyor, programlar buna yardımcı olacaktır ama hukukun olduğu bir yerde bundan bahsetmemiz söz konusu değildir değerli arkadaşlar. Bir ülkede hukuk varsa ve vergi kanunlarında vergi usul kanunu 213. maddede defter tutma hadleri belirtilmişse bunu oraya sığdırmamızın hiçbir anlamı yoktur. Lütfen bu uygulamadan en kısa süresinde vazgeçilmesini talep ediyoruz ve bunun hukuk kuralları içerisinde olması en büyük arzumuz. Tabii ki meslek camiası olarak ülkemize faydalı olma konusunda elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. İstenen bildirimleri de yapacağız. Ancak biliyorsunuz ki geçen yılda bu meslek örgütüne hak ettiği ücreti verme konusunda gerekli duyarlılığı göstermeyen bakanlık, çok da iyi biliyorsunuz, katma değer vergisini içine dahil ederek bir ücret artışı gibi gösterilmişti. 2017 yılı ücretlerimizin düzenleneceği bir kurum ortamda bu işler bize bir angarya olarak yüklenilmesi çok da doğru olarak gözükmüyor. Bu meslek camiası kendinden istenilen bildirimleri ve beyannameleri her zaman vermeye hazırdır. Ancak hak ettiği ücretin de o mali tablolarda veya göstergelerde bir an önce yansıtılması gerekir diye düşünüyorum. Ve ben bu eğitim seminerimizin başarıyla geçmesini temenni ediyorum. Sizleri tekrardan saygı ve sevgiyle selamlıyorum, teşekkürlerimi sunuyorum değerli arkadaşlar. Sevgili başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili meslektaşlarım, asıl konuya geçmeden önce Ticaret Sicil Müdürlüğü ile ilgili bazı eksik bilgilerin tamamlanması açısından ben öncelikle sevgili Ticaret Sicil Müdürümüzden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Sicil Müdürlüğü arasında hukuki bir bağ var mı? Genel bir algı, hukuki bir bağın olduğu şeklinde. Öncelikle buradan başlamak istiyorum. Kısaca anlatır mısınız? İbrahim Bey, ilk önce teşekkür ediyorum davetiniz için. Mersin Mali Müşavirler Odası olarak ve şahsınıza böyle bir imkanı tanıdığınız için teşekkür ederim. İnşallah bu toplantıda arkadaşlarımızın, meslek mensubu dostlarımızın tereddüt ettiği konularda kendilerine faydalı olabilirim. Sorunuza gelince eskiden Mali Müşavirlik yapan abilerim daha iyi bilirler. 1995 yılına kadar Ticaret Sicil Müdürlükleri, o zaman Ticaret Sicil Memurluklar olarak geçiyordu. Adalet Bakanlığı nezdinde tutuluyordu. Türkiye'de bazı odalarda da ticaret odalarının bünyesinde bulunuyordu bunlar. Yalnız gözetimi, denetimi, atanması Adalet Bakanlığı tarafından yapılıyordu. 559 tarihli kanun ve kararname ile 1995 tarihli bu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na verildi. Ticaret sicil kayıtlarını tutma. Daha sonra bir protokolla bu ticaret sicil müdürlükleri ticaret odalarının bünyesinde bulunsun. Çünkü genelde ticaret odası üyelerinin işlemlerini yapıyor denildi. Ticaret odalarının bünyelerinde kurulmaya başlandı. Ama Mersin özelinde 1950'den beri zaten ticaret odalarının bünyesindeymiş. Adalet Bakanlığı'na bağlı çalışmakla beraber ticaret odalarının bünyesindeymiş. Günümüze gelince 6102 sayılı tüccar kanunu da bunu tüccar kanuna tamamen yerleştirdiler. Ticaret sicili şu andaki yürürlükte olan kanuna göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gözetimi ve denetiminde olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odalarının bünyesinde kurulur deniliyor. Hukuken ticaret odasından bağımsız. Ticaret odasının buradaki yükümlülükleri var sadece. Atamada yönetim kurulunun teklifi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görmesi, ticaret odasının meclisinin onayıyla ticaret sicil müdür ve yardımcılar atanıyor. Görevden almalar da aynı şekilde. Ticaret odaları bu ticaret sicillerini tutarken karşılığında da ticaret sicili harçlarının %25'ini
maliye tarafından kendilerine verilmesiyle fon oluşturuyorlar. Bizim ücretlerimiz ve odanın ticaret müdürlüğünün cari giderleri bu ticaret silahı harçlarından karşılanıyor. Hukuken bağ var mı derseniz hukuken bağ var. Ama bağ sadece atama, görevden alma ve ücretlerin ödenmesi yönünde. Yani tam net olarak şunu söyleyeyim, yarın ticaret sicil müdürü ben bu evrağı imzalamıyorum dediği zaman ticaret odası başkanı imzalayamıyor. Tamamen bağımsız demeyelim de işlerinde bağımsız. Ama atamada ticaret odalarının yönetim kurullarına ve meclisine bağlı olan bir müdürlük. Sizin iç işlerinize karışamıyorlar. Hakkı yok. Teşekkür ederim. Bence bu bölüm bu anlamda tamamlanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü eksik bilinen konulardan bir tanesiydi. Ve yine sevgili meslektaşlarım, hepimizin şikayetçi olduğu bir konu daha vardır. Bunlardan bir tanesi tescille ilgili zaman zaman 15 güne kadar uzayan tesciller oldu. Bazen bir gün, üç gün. Ama en büyük şikayet bu bölümden ziyade tescil günü geldiği zaman ancak mali müşavir meslektaşlarımıza eksikler bildiriliyor. Bunun ücretinin ne olduğu da bildiriliyordu. Bu bir sıkıntıydı. Ve biz bunu 13 Haziran 2013 günü Çarşamba Bilgi Platformu'nda, yine bizim konuğumuzdu sevgili müdürümüz, bunu dile getirdik. Gereğini yapacağız dediler. Ben öncelikle bu konuyla ilgili, ben biliyorum bazı gelişmeleri, olumlu gelişmeleri, ama ben kendi ağzından sizlere duyurmasını istiyorum. Sevgili müdürüm, bu konuda ne tür gelişmeler var? İbrahim Bey, şimdi bu aslında çok uzun süreli bir sorundu. Ama biraz önce anlattığım gibi ticaretinde bazı şeyleri biz sadece talep edebiliyoruz. Çözüm üretme konusunda bağımsız değiliz. Yani kendi harcama yetkimiz yok. Kendi bütçemiz yok. Bu oda yönetim kurullarıyla ilgili bir işlem. Bazen bizim için çok önemli olan bir konu yöneticiler tarafından ikinci, üçüncü, beşinci sıraya alınabiliyor. Şu andaki durumda biz pazartesi günü başvuran bir tescilin perşembe gününe gün veriyoruz. Sebebi bizim normalde üyelerin yapması gereken işlemler de biz yapıyoruz. Yani aslında siz bir tescil için, yani bir adres değişikliği ya da bir genel kurul için başvurduğunuz zaman biz orada iki tane temel işlem yapıyoruz şu anda. Diğer Türkiye'deki çoğu sicillerden farklı olarak. Birincisi bizim asli görevimiz olan inceleme, denetleme, kontrol etme görevimiz var. İkincisi normalde mali müşavir arkadaşların ya da şirket sahiplerinin yapması gereken Mersin'den başvuru işlemini, onu da biz yapıyoruz. Oradaki bir günlük süre onun için gerekli. Biz mesela perşembe gününe gün veriyoruz ama normalde biz onu salı ya da çarşamba günü hazırlamış olabiliyoruz. Bu durumda telefon açıyoruz. Meslektaşlarımızın şikayeti, uzunluğu elbet tabi kısalığıyla ilgili olsa da asıl şikayet geri dönüşler. Yani tescil gününden önce neden bize bildirilmiyor? Telefon açıyoruz. Ne kadar ücretinin olduğunu da biz önceden bilelim ki hazır gelelim diyorlardı. Eksikler varsa da biz tescil gününe kadar bu eksikleri tamamlayalım. Şimdi, şu anda bununla ilgili bir gelişme var mı? Var İbrahim Bey. Şöyle, şu andaki mevcut uygulamada biz telefon açıyoruz. Bilen arkadaşlar biliyor, evranız hazır, şu kadar masrafı var, şu eksiği var diye telefon açıyoruz. Ama aslında bu kurumsal bir çözüm değil. Kurumsal çözüm için bir projem vardı. Ben bu projeyi 2 aydır da bakanlıkta çalışıyorum. Bu projeyi şu anda bakanlığa kabul ettirmiş durumda. Mersis'te ilk zamanlarda da öyle bir projemiz vardı ama yarım kaldı. Mersis'te şu anda başvuru sırasındaki eksikler, yanlışlıklar, istenen evrakları başvuran ya da o sizile kayıtlı olan mail adresini mail olarak göndereceğiz. Mersin'in şu anda ikinci versiyon çalışması yapılıyor. O tamamlanana kadar bu şekilde biz telefon açarak sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz.
Ama ikinci aşamasında MERS'in ikinci versiyonunda kurumsal olarak bilgi gönderdik. Kısacası birinci sorumuzun cevabı zaten olmuşken biz Ticaret Sicil Müdürlüğü olarak daha farklı kontrol sistemini içine alacak şekilde çalışmalarımız var, bitmek üzere diyorsunuz. Evet. Hemen bu programdan önce bize intikal ettirmiş olduğu, bana intikal ettirmiş olduğu çok önemli bir modül sizlere paylaşmak istiyorum. Bunun detayını şu anda geçmeyeceğim ama bir cümleyle izah edeceğim. İşlem kontrol modülü. Evet, nedir kısaca? Şöyle, işlem kontrol modülü aslında MERS'e tam %100 entegre ettiremedik ama işlem kontrol modülü şu, siz başvurduğunuz zaman biz size gün veriyoruz, 3 gün sonra, 4 gün sonra gün veriyoruz. O MERS'iz talep numarası gibi, talep numarası da olacak, internetten gireceksiniz. Kargo takip programlarına benzer bir program. İnternetten gireceksiniz, başvurunuzun aşamasını göreceksiniz. Başvurunuzda yanlışlık, eksiklik varsa onları göreceksiniz. Masrafları hesaplanmışsa, masraflarını göreceksiniz. Gelirken bu eksikleri de tamamlamış olacaksınız. Hani gel git olmayacak. Yani sonuçta bu en değerli varlığımız, zamanımız. Zaman kaybını engellemek için. Yani bir oturduğumuz yerden meslektaşlarımız ulaşıp eksiklerini tabii taleplerinin durumunu görebilecekler. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar olan bölümlerle ilgili. Sevgili izleyiciler, sevgili meslektaşlarım, şu anda izlemekte olan programımız aynı zamanda 99.2 Radyo Klas'tan da verilmekte. Ve Facebook İçel TV sayfasından da sizlerin önüne sergilenmekte. Yarından itibaren de YouTube'dan Hayalimdeki Vergi ya da İbrahim Öngü ile Hayalimdeki Vergi denilmek suretiyle kalıcı olarak ulaşmanız mümkün. Evet, bugün sorularla biz sevgili müdürümüzü terletmek için buradayız. Özellikle sevgili Erol Dubois'la aramıza almamızın tek sebebi oydu. Bizim elimize geçmiş olan soruların özellikle ortak olduğuna inandığımız bölümlerin öncelikle işledikten sonra sizlerin sorularınızı da alacağız. Ama şimdiden yazılı olarak bize, divana sorularınızı iletmeniz halinde her türlü sorularınızın cevabını bulacaksınız sevgili meslektaşlarım. Sorularınızı bekliyoruz. Evet, geldik önemli bir konu. Belki de bu toplantının ilk gündemini oluşturan 6 Aralık 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi şu anda. Ben hangi tebliğden bahsediyorum? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın şirket kuruluş sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüklerinde imzalanması hakkında tebliğden. Bu tebliğle İlk başlangıç aşamasındaki noterden kuruluş belgelerinin verilme aşamasının da noter erbaşının aşaması da Ticaret Sicil Müdürlüklerine verildi ama bunun detaylarını geçmeden önce sevgili meslektaşlarım, genç meslektaşlarım olduğunu biliyorum aramızda. Sadece ufak bir şeyi paylaşmak istiyorum. Bir anonim şirketin eskiden kurulabilmesi için önce noterden tasdik işlemi yapılır. Ankara'ya bakanlığa gönderilir, ön izin alınır. Ön izin aşamasında eksikler varsa tamamlattırılır. Tamamlandıktan ve onay alındıktan sonra şirketin kurulacağı yer mahkemesinden mahkeme kararı alınır. Daha sonra Ticaret Sicil Müdürlüklerine götürülür, tescil edilir. Yine akabinde mükellefler vergi dairesi de gerekli işlemleri ve müracaatları yapardı. Bu tebliğden önce sadece iki aşamalı yapıyorduk. Noter ve ticaret sicil aşaması. Bir yönüyle bu tebliğ ile bu aşamada bire inmiş görünüyor. Bunun detaylarıyla ilgili sevgili müdürümüzden özellikle şu soruların cevabıyla başlayarak devam etmesini ben isteyeceğim. Bir, noterler ortadan kaldırılıyor mu? İkincisi, isteyen noterde de ayrıca sözleşmelerini yapabilirler mi? Ve yine tebliğde bir takım hükümler var. İşte asgari ücretin 1/10'unu geçmeyen uygulamalar ve tüm uygulamalar imza beyannamesine varıncaya kadar
Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılacağına ilişkin ve beraberinde şu soruyu da sorarak sizin cevabınızı almak isteyeceğim. Okuma ücreti adı altında da bugün için bir bedel alınıyordu Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından. Bu bedel alınacağına göre bu alınacak mı? Böyle bir uygulamayla başlaması halinde daha az bir masrafla mı şirket kurulacak? Buyurun efendim. İbrahim Bey, güzel anlattınız. Güzel anlattınız ama birincisi şu, bu tebliğ aslında yasal dayanağı 6728 sayılı kanun. Yani yatırım ortamının iyileştirilmesi hakkında torba bir kanun çıktı. Bu torba kanunla icra iflas kanunu, çek kanunu, ondan sonra harçlar kanunu ve tüccar kanununda değişiklikler yapıldı. Bu tüccar kanunda yapılan değişikliklerde eskiden şirketin kuruluşu maddesi vardı. Şirket diyordu, noterden ortakların kurma iradelerini beyan ederek şirket sözleşmeleri imzalamasıyla kurulur deniliyordu. O maddeyi değiştirdiler. Kolektif şirket için, komandit, limited, AŞ için, hepsi için değiştirdiler. Dediler ki şirketin kurulmuş sayılması için noterden ya da ticaret müdürlüğünden imzalanması yeterli dediler. Dediler ama bunun hukuki ve mali altyapısı tamam değildi. Çünkü tüccar kanununda ticaret isminin tanımında ticaret isminin imza tasdiği görevi yok. Ticaret sicili bu imza tasdiği için kurulmuş olan bir makam da değil. Ticaret sicil müdürleri bunun için de eğitilmiş insanlar değil. Yani ticaret sicilleri bugün noterleri noter olabilmek için hukuk fakültesi mezun olmak lazım. Mersin'de noterlik yapabilmek için bölge bölge 1, 2, 3, 4 diye bölgeler var. Birinci bölgede noterlik yapmak için 5-10 sene daha küçük yerlerde noterlik yapmak gerekiyor ve noterler sadece bu işi yapmak için kurulmuş olan makamlar. Ama ticaret sicil teşkilatı imza tasdiği için kurulmuş olan bir makam değil. Öyle olunca bu kanunda askıda kalan çok hususlar var. Birincisi o, onu söylemek istiyorum. İkincisi, maliyetleriniz artacak, azalacak mı? Ben kesinlikle azalacağını düşünmüyorum. Çünkü bu bir tane, bir nusa şey yaparsan 160 lira, yani asgari ücretin %10'u 164 lira para ödeyeceksiniz. 3 nusa çıkartırsanız 3 çarpı 164. Dün bir mali müşavir arkadaş yanımdaydı. Erol Bey'e de anlattım. 3 sayfalı bir şirket, 3 nusa bir şirket noterden yaptırmış. 2 sayfalıydı. Ben baktım ana sözleşmesine. 280 küsur lira para ödemiş. Şimdi onu ben de yaptırsaydı 3 çarpı 160 480 lira ödeyecektim. Öyle olunca noterlerden daha ucuz. Okuma ücreti alacak mısınız? Yine. Birinci soru şunu düzeltmemiz lazım. Okuma ücreti değiller İbrahim Bey. O bizim yaptığımız iş oradaki danışmanlık ücreti. Yani okuma ücreti ise yani başkasına da okutturulabilir. O bir şöyle danışmanlık ücreti. Ticaret sicilde çalışan personelin tecrübelerine dayanarak bu danışmanlık ücretini almaya devam. Çalışanlar mı alıyor? O konuda teşekkür ederim bu soru için. Yani bu bizim en muzdarip olduk. Müdürlükte çalışan arkadaşlarımla beraber bizim en muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi. Birincisi şu arkadaşlara söylemek istiyorum. Bilenler var ama yani unutmuş olanlar için hatırlatmak için söylüyorum. Ticaretçinin parayla kesinlikle işi yok. Yani ben 20 senedir orada çalışıyorum, 18 senedir müdürüm. Bizim birimde parayla hiçbir şekilde işimiz yok. Alınan paralar ya vergi dairesine yatırılıyordur, devlete gidiyordur ya da ticaret odasına gidiyordur ya da rekabet kurumuna. Yani o bir de kısacası sizinle ilgili. Bizle ilgili değil. Bu ticaret odalarının bizim bilgi lerimiz karşılığında, yani bizi eğitmenin karşılığında size vermiş olduğu müşavirlik hizmetinin ücreti. Tebliğ hükümlerine siz ne zaman geçeceksiniz? Yürürlük tarihi 6 Aralık'ta. Bu tebliğ yürürlüğe girdi, evet. Ama bu tebliğin uygulanabilmesi için tamamlanması gereken başka unsurlar var. Dediğim gibi hukuki altyapı, mali altyapı tamam olmadığı için bizim uygulamaya geçmeyeceğimiz gibi bir durum söz konusu. Şöyle
Siz bilirsiniz İbrahim Bey, bize normalde defter tasdiğini de biz 2003 yılında almıştık. Yani biz 2003 yılında, bizim defter tasdik yetkimiz de var, kimse bunu sormuyor. Ama bakın biz defter tasdiği de yapmıyoruz. Biz böyle bir şey geçtiğimiz zaman birincisi sizlerin işlerini aksatacağız. Yani bizde normalde şirket kuruluşlarınız işte yarım saatte bir saatte biliyoruz. Sürüyorsa bu öğlene kadar imza bitmeyecek. İmza beyanı yazılı. İmza sürküde yapacak mısınız? Hayır. İmza sürküsü diye aslında yasal olarak hiçbir evrak yok. Özellikle ben buraya getirmek istiyorum konuyu zaten. İmza beyanlarını siz yapma yetkiniz var. Yapmayacağız ama imza sürküsü diye bir evrak yok aslında arkadaşlar. Yani yasal olarak bir evrak yok. Onu yapmayacağız ama zaten. Ama şu anda uygulanan ve noterlerde yani bilinen öyle şey yapan ama hani biz noter tasdik de yapmayacağız, imza beyanlarımızı da yapmayacağımız için imza sürücüsü hiç yapmayacağız. Biz bu programda o detaylara girmeyeceğiz. Yani şu anda siz bu konuda uygulamaya geçmeyeceksiniz anladığım kadarıyla. Sadece yani, sıralama yapar mısınız? Uygulamaya geçseydiniz bu tebliğle neler yapacaktınız? Sadece sıralama şeklinde. Ya bu tebliğle şimdi ben kesin geçmiyoruz demiyorum. Sonuçta bunu yönetim kurulu karar verici. Bu benim kendi niyetimi beyan ediyorum. Şu anda sonuçta o da yönetim kurulu buna karar vermesi gerekiyor. Ama uygulamada şöyle olacaktı. Ben şirket kurucularının ticaretsiz müdürlüğünün önüne gelip kimliklerini ispatlaması gerekiyordu. Yani siz eğer dört ortaklı bir şirket kuracaksanız kimliklerini ispatlayacaktı, imzalayacaklardı. Biz onları gönderecektik. Mali müşavirler bekleyeceklerdi. Bir de tescil için işlem yapmamız gerekecekti. Böyle olunca sanki şirket kuracak olan tacirleri kendi mutfağıma sokuyormuş gibi bir durumla söz konusu olacaktı. Yani işleyiş açısından da sıkıntı bu. Bizim sizle anlaşmamız çok kolay mali müşavirlerle. Çünkü aynı dili kullanıyoruz. Aynı tarzdayız, aynı hukuki seviyelerdeyiz, bilgi seviyesindeyiz. Ama tüccarların bizim aramıza üçüncü bir şey olarak girmesinde uygulamada bence büyük sorunlar da yaşayacağımızı ifade etmek istiyorum. Ben bu kadarlık bir bilgilendirmenin bu konuda yeteceğini umuyorum. Çünkü elimde şu ana kadar bize ulaşmış bir hayli sorular var. Sizlerden de gelecek olan soruları bekliyoruz. Biz elimizdeki mevcut olan soruları sevgili Erol Diboy'la bir sıralama yaptık. Çok özellikli olduğuna inandığımız bazı boyutlardan başlamak istiyoruz. Mesela birkaç ana başlık verecek olursam, özellikle ana konusunda, ana sözleşmede işletme mevzuunda görünmeyen işlemler yapılabilir mi? Bunu üzerinde duracağız. Resen terkle ilgili olan çok sık sorulan bize uygulamaların ticari sicil boyutunu ve bizim mali bir bizlerin mali müşavir boyutunu inceleyeceğiz. Ben dileğinizle resen terkten başlamak istiyorum. Sevgili Erol Dibo, maliye resen terk verdiği firmalar bir hayli fazla. Mersin'de de fazla, Türkiye'de de fazla. Adreste birkaç defa bulamaması halinde derhal bu işlemi başlatıyorlar. Kendi mükelleflerimizde de bunların çok olduğunu görüyoruz. Benim iki aşamalı sormak istiyorum. Resen terk aşamasında biz mali müşavirler olarak neler yapmamız lazım kendi pencerenizden ve arkasından sevgili müdürümüze soracağım ben. Ticaret sicilde resen terk verilmiş olan şirketlerin tescil işlemini yapıyor musunuz? Ne tür işlemler yapacaklar? Bu arada bizim yapmamız gereken uygulamalar neler olacaktır? Şimdiden terletmeye başlayalım. Buyurun sevgili Erol Dibo. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizi ve bizi dinleyenleri saygıyla selamlıyorum. Tabii çok önemli bir konu belirttiğiniz gibi. Burada da top yine maalesef Ticaret Sicil Müdürümüzde Halis Bey'de. Ama resen terkin öncelikle vergi usul kanununda belirtildiğine ve bildiğimiz üzere belli kıstaslara sahip mükelleflerin resen terk yoluna gidilebildiğini vergi dairesi tarafından biliyoruz. Yani bir ticari işletmenin, bir sermaye şirketinin vergi dairesinden kaydının silinmesiyle
ticaret sicilinin kaydından, siyasi sicilinin kaydından silinmesi arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla resen terke uğramış bir mükellefin, vergi usul kanunu hükümlerine göre işte bunları saymayacağım ama yine de kısaca değinmek gerekirse, birden fazla yani üç yoklamanın yapılıp adresinde bulunamadığının, kayıtsız kaldığının tespitinden sonra vergi dairesi nezdinde bunun terk işleminin yapılması, akabinde de ticaret sicilinde bu terk edilen işlemlerin kapatılması konusu gündemde. Bununla ilgili Maliye Bakanlığı bir uygulama iç genelgesi yayınlamış ne yapılacağına dair. Dolayısıyla biz mali müşavirler olarak bu uygulama iç genelgesine bakıp bir mükellefin resen terk yapıldığını görüyoruz ama bir yere atlıyoruz. Sermaye şirketlerinin açılışı ve kapanışı ticaret siciline tescilli olur. Dolayısıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen bir geçici 7. madde var. Bu maddeye göre de bu da 2012 tarihinde yayınlandı ve eklendi bu geçici madde. Buna göre ticaret sicilinde de yapılması gereken bir takım işlemler var. Tabi bu işlemlerin içinde bu resen terk olan şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı olan bazı şartların olması gerekiyor. İşte ben bu aşamada Halis Bey'e söz tanınması gerektiğini düşünüyorum. Uygulayıcı olarak bunun daha detaylı kapsamını eğer bize anlatırlarsa ben bir girizgah yaptım, gelişmeyi kendisinden alalım isterim. Aslında Erol Bey hepsini anlattı. Bana bir şey kalmadı. Sadece onu şunu söyleyebilirim. Geçici 7. maddenin uygulama süresi kanun yürürlüğe girdikten sonra 2 seneydi. Daha sonra onu 1 sene daha uzattılar. 1.07.2015 tarihi itibariyle bu bitti. Yani bir dahaki sefere uzatmadılar. Orada da geçici 7 ile ilgili olarak Erol Bey'in anlattığı gibi başka durumlar da vardı. Yani 5 sene üst üste genel kurul yapmamış. Yalnız benim sorduğumun sorunun bir kısmını cevap vermediler. Biz ne yapacağız? Sizin konuşmanızdan sonra onu da beraberinde söyleyeceğim zaten ben soracağım. Sicil olarak siz biz hiçbir şey yapamayız onlara. Yani, yapmanız lazım. Şu andaki mevcut duruma göre Ticaret Müdürlüğü'nün yapacağı hiçbir şey yok. Yani ticaret vergi dairesinden vergi kaydının silinmiş olması sermaye şirketlerinin ticaretinde o şirketin tasfiye yeri ya da ticaretindeki kaydı silindiği anlamına gelmiyor. Sicil şirket sahibi de geliyor, ya benim ticari sicilden de kaydımı siler misiniz diyor. Tabii. Bir yönüyle maliyenin yapmış olduğu bu terk uygulamasını kabul etmiş. Şimdi siz bakın, böyle bir talep olması halinde ne yapıyorsunuz? Şöyle bakın. Neler yapılması lazım? Şimdi ilk önce İbrahim Bey şunu açıklamama müsaade ederseniz. Ticari sicilinin nitelikleri çok önemli. Ticari sicil resmi sicil. Yani bir nüfus sicili, araba sicili, yani arabaların tutulduğu trafik sicili ya da evlenme kütüğü gibi resmi bir sicil. Şimdi ama vergi daireleri, başka vergi kanunları, tali kanunlar, vergi kanunlarındaki bir işlem resmi sicillere yansıması yok. Çünkü o başka bir şey. Vergi dairesindeki kaydının silinmiş olması, vergi dairesindeki işte faaliyet şeyiniz değiştirmiş olması, ticaretine yansıması olmaz. Vergi dairesinden kaydını sildirmiş, ticaret terk etmişse mükellefin şöyle bir sorumluluğu var. Mükellefin kendi tüzel kişiliğini tasfiye sokma sorumluluğu var. Aslında orada mükellef kendini ihbar ediyor. Diyor ki ben ticareti terk ettim ama benim Türk Ticaret Kanunu'nda bana verilen yükümlülük ticaret terk ettiysem 35 kişi tasfiye sokmam gerekiyordu, yapmadım anlamına geliyor. Aslında burada sizlere şunu söyleyebilirim. Bunu isteyen mükelleflerinize diyeceksiniz ki şirketinizi tasfiye sokmak zorundasınız. Tek başına vergi terk beyanı verirseniz ya da vergi terk yaptırırsanız bu yükümlülüğünüz ortaya çıkartmanız lazım. Bu arada ben devreye girmek istiyorum. Sevgili Erol Dibo'ya sormak istiyorum. Ticaret sicilinden böyle bir talep geldi. Siz bunu tasfiyeye sokmanız gerekiyor. Siz işi terk olmuş vergi dairesinden. Böyle bir firmayı nasıl böyle bir tasfiye haline sokacaksınız? Şimdi vergi dairesinin bununla ilgili iki tane genelgesi var. Birincisi şu. Firmanın, aslında Halis Bey'in demek istediği şu. Firmanın tüzel kişiliği elbette bir kişiliktir. Ve bunun sahip olduğu bir gayrimenkul olduğunu düşünün.
Bu şirketin kaydının vergi dairesinden silinmesiyle kişiliğini yok etmiyorsunuz. Çünkü o sermaye şirketinin sahip olduğu, o kişiliğin sahip olduğu bazı değerler var. O değerleri eğer tasarruf etmek istiyorsa o şirket ortakları, bunun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yok olup ondan sonra mamelekine sahip olmasına ihtiyar tanıyor. Dolayısıyla hal böyle olunca da vergi dairesinin ilk söylediğim iki tane genelgesinin çıkması konusu şu. Resen terk oldu vergi usul kanunu hükümlerine göre. Sonra geldi şirket ortakları bunu gördü. Sahip olamıyorlar gayrimenkullerine. Ya biz ne yaptık? Bunu nasıl satın alacağız? Nasıl geri alacağız? Ve kalktılar ticaret siciline gidip tasfiye hükümlerine göre az önce Halis Bey'in dediği gibi tekrar derute etmek durumundalar. Derute ettiği zaman ilk genelgede vergi dairesi dedi ki seni buldum. Seni resen terk ettiğim tarih itibariyle bütün yükümlülüklerini getireceksin. O zaman tabii yüzü aslarından pahalıya mal olmaya başladı mükellef için. Fakat ikinci genelgesinde şöyle dedi. Bu işlemler başlandığı tarih itibariyle oluşacak yükümlülükler ve beyanların yapılması halinde tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'na göre devam eder ve sonuçlanır. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam Temmuz 2014 ayında yapılan uygulama iç genelgesinde verdi. Dolayısıyla eğer biz mali müşavirlere böyle bir resen terkten sonra gelen bir mükellefimiz olursa uygulama iç genelgesini açarız. Ticaret sicilinden de tasfiye hükümleri bellidir. Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın web sayfasında da gerekli evraklar ve bilgiler mevcuttur. Burada da gayet açıklayıcı ve yardımcı olduklarını zaten biliyoruz. Ben yüzü diye söylemiyorum. Sevgili sicil müdürümüz gerçekten her konuda bize yardımcı oluyorlar ve üyelerine yardımcı oluyorlar haliyle. Çünkü bizim müşterilerimiz ticaret sicilinin ve odasının doğal üyeleri zaten. Hal böyle olunca da işlem yolunda bir şekilde gidiyor. Yani kısacası resen terk verilmiş olan bir sermaye şirketinde yeniden bir yönüyle işletmenin açılmasıyla ilgili ihya diyelim biz. İhya diyelim buna, evet. Çok özür. İhya değil de tasfiyeden dönme. İhya terkinde... Daha tasfiyeye girmemiş, hayır. Tasfiyeye girmemiş zaten. Yani bir yönüyle dedim zaten. Derufe etmek demek, tabii. Tekrar ruha getirmek, ancak tekrar o şekilde, faaliyete başlatmak. O zaman şimdi vergi dairesinden de böyle bir talep hiçbir tabii çok özel durumların dışında eğer bu şekilde resen terk verilmiş olan şirketin bilançosunda bir takım ciddi değerler yoksa pek de geri dönüş yapmıyorlar. Efendim tabii resen terkin ilgili tebliğinde şartları var. Şimdi resen terki açar isek biz yoklama yapıp bulunamayan vergi mükellefinden bahsediyoruz. VTR, vergi tekniği raporları, naylon fatura dediğimiz sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıtıcı. Ben diyorum ki o işlemlerin hepsi yapılmış olsun, resen terk edilmiş. Ticaret sicili ben dönmek istiyorum tekrar. Ticaret sicili müdürlüğü olarak ısrar ediyor böyle bir resen terk edilmiş olan firmanın yetkilileri geldi size. Tescilden de silin. Siz bunlarla ilgili ne belgeler istenmesi halinde ancak resen terki sicilden silebiliyorsunuz? İbrahim abi silemiyoruz. 1-7-2015 tarihi itibariyle o zaten yürürlüğü sona erdi. Geçiş 7. maddeye istinaden bazı özel şartlar vardı. Davacı ya da davalı sıfatı olmayacak. Ya da herhangi bir ortaklardan bir tanesi gelip ben devam edeceğim diye bir talebi olmayacak gibi özel şartlar vardı. 1-7-2015'e kadar. Biz bunu yaptık. Mersin'de 8000'e yakın şirketin ticari sil kaydını da sildim ben. Ticari sil hatta gerçek ne belgeler istediniz? Onların şöyle zaten Maliye Bakanlığı bize bunların geçiş yediğine göre resen vergi kayıtlarını resen sildiklerine dair bir listesini bize gönderiyorlardı. Biz o listeye istinaden sil kayıtlarımızı inceledik. Vatandaştan hiçbir evrak istemedik. Onları bir parti yaptık, kayıtlarını sildik. İkinci partide duyuru yaptık. Dedik ki hani bizim tespit edemediğimiz ama sizin ticaret odasında vergi kaydın resen terk edildiğini vergi dairesinde vergi kayıtlarının resen terk edildiğini tespit ettiğiniz şirketler varsa gelin bize başvurun diye. Makbul dilekçe hazırladık. Bu dilekçeyi vatandaşa, başvuran kişiye imzalattırdık. Vergi dairesinden de vergi kaydı adresinde bulunamaz sebebiyle vergi kaydı resen silinmiştir diye bir yazı aldık.
O yazıya istinaden hukuki işlemlerini tamamlayıp kayıtlarını sildik. Ama orada en önemli kurallardan bir tanesi şirketin davacı ya da davalı sıfatıyla devam eden bir davasının olmaması gerekiyordu. 1.7.2015'e kadar da sildik bunları biz. Sadece Erol Dibon'un ekleyecekleri var. Buyurun. Kısaca tam bir anlaşılması bakımından özür dilerim. Gayet açıklayıcı oldu. Teşekkür ediyorum. Geçici madde dediğimiz maddeler kanuna belli bir süreyi ihtiva ediyorsa ya da belli bir konuyu tamamlanması için eklenen maddeler. Niye normal bir madde diye yayınlanmadı? Geçici madde koydum. Çünkü buna bir süre verdi. O süre bittiğinde bu geçici maddenin artık bir hükmü yok. Madde kendi özüne döner. Konusu için veya tarihi için olsun. Dolayısıyla burada tahdit edilen, sınırlandırılan süre 2015 yılıydı. 2015'ten sonraki işlemlerde Türk Ticaret Kanunu geçici 7. maddesinin bir hükmü kalmamıştır. Kısaca böyle diyebilir miyim sadece? Doğru. Sonuç itibariyle bu resen terke uğrayan bu şirketlerin tekrar ticaret siciline az önce belirtildiği ihtilaflı, davalı bir konusu yoksa deruhte edecekler. Uygulama iç genelgesine bakarak tekrar beyannamelerini verecekler. Tasfiye işlemine girecekler. 6 ay oldu artık tasfiyede yanlış bilmiyorsam. 6 ay içinde bekleme süresi sonuçlanacak ve kapatacak. Zannedersem bu Resentec'le ilgili bu kadar yeter diyorum ben. Çünkü burada kısaca görüldüğü gibi öyle Resentec sadece vergi dairesinden terk edilmiş bir firmanın ticari sicilden silinmesi öyle kolay bir konu değil. Şimdi yine bize sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Yeni ticaret kanunuyla beraber birçok şeyler değişti. Bunlardan bir tanesi ultra vires. Evet, sevgili müdürüm, ultra vires nedir? Herhangi bir firma ana sözleşmesinde yazılmayan bir konuda ana sözleşmede değişiklik yapmadan o işi yapabilir mi? İbrahim Bey teşekkür ederim. Bu ilk zamanlar 6.102 sayılı tüccar kanunu yürürlüğe girdiği ilk zamanlar ya da girmeden önce artık şirketlerde amaç konu yazmaya gerek yok. Şirketler her işi yapabilecek diye anlaşıldı. Ultravires eski tüccar kanunda vardı. Şirketlerin ehliyetleri diyordu. Ana sözleşmesinde yazılı konularla sınırlıdır. Örnek olarak vermek istiyorum. Bir limited şirket düşünelim. Gıda ticaretine uğraşıyor. Ana sözleşmesinde yazmış. Her türlü gıda ürünlerinin alım satımı başka hiçbir şey yazmıyor. Ama bu şirket gidiyor bir otel satın alıyor. Eski tüccar kanun zamanında bunu yapsaydı bunu yapmış olan bir şirketin ortakları gidip 2-3 sene sonra dava açıyorlardı. Diyordu ki bu şirketin ana sözleşmesinde otelcilik yok, turizm yok. Bu şirketin bu gayrimenkulü alması hukuka aykırı diyordu. 5-6 sene sonra bu yapılan işlemin iptalini istiyordu ve iptal ettiriyordu. Tasarrufun iptali davası açıyorlardı. Bu otel alım satım işlemini iptal ettiriyorlardı. Burada kim mağdur oluyordu? Hem şirketin kendisi mağdur oluyordu hem de bu otelin sahibi mağdur oluyordu. Yani ben 5 sene önce otelimi satmışım, parasını almışım. 5 sene sonra adam bir tanesi iptal davası açıyor. Diyor ki bu yapılan işlem hukuka aykırı. Bunu eski haline çevirin diyordu. Şimdi böyle olunca 6.102 sayılı kanunla bunu kaldırdılar. Şirketler yine ana sözleşmelerinde yazılı konularla sınırlı kalmak kaydıyla faaliyet gösterebilirler. Ancak ana sözleşmesinde yazılı olmayan, ana sözleşmesinde varsa ki domates alım satımı yok ama adam gitti domates aldı 100 kilo, 1 ton, 5 ton, 10 ton. Bunu yapabilir mi? Şirket bunu yapabilir. Bu hukuken geçerli. Satan taraf için de geçerli, alan taraf için de geçerli. Bunun iptalini kimse talep edemiyor. Ancak şirket bu faaliyetini süreklilik arz edecek şekilde yapacak olursa bunu ana sözleşmesine yansıtmak zorunda. Sürekli olarak domates alıp satıyor. Yalnız ana sözleşmesinde bununla ilgili herhangi bir hüküm yok ise ve bu tespit edilirse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ya da ilgililerin şikayet üzerine mahkeme şirketin fesih davası açabilir. Aradaki fark bu. Şirketler eğer ana sözleşmelerindeki yazılı bir konuyla ilgili işlem yaparsa bu geçerli mi? Geçerli. Ama ana sözleşmesini kesinlikle düzenli yapacaksa, sürekli yapacaksa
yansıtmak zorunda. Teşekkür ederim. Zannedersem anlaşılmıştır. Burada görüldüğü gibi hiçbir engel yok ise de sürekli hale gelmesi halinde bununla ilgili ana sözleşme değişikliği gerekli. Teşekkür ederim. Yine çok önemli bize ulaşmış olan konulardan birkaç başlık içerikten sonra kuruluş unvan ve diğer uygulamaların öncelikli ve hepimizi dikkatini çektiğine inandığım konuları sizlerle paylaşacağız. Evet. %50 %50 sevgili Erol Dibov kardeşim, ben özellikle sizinle başlayarak yine sevgili müdürümüzle olayın tamamlanmasını isteyeceğim. %50 50 ortaklı, iki ortaktan oluşan bir limited şirket. Aralarında anlaşamıyorlar. Çok var bu. Evet. İşin tasfiyesini de istiyorlar. İşlemini bitirmek istiyorlar. Bununla ilgili sizin başınıza da gelmiş olabilir. Siz mali müşavir olarak ne yapıyorsunuz? Ve arkasından sevgili Ticaret Sicil Müdürümüzden de bu konuyla ilgili nelerin istendiğini, nelerin yapılacağını soracağım. Şimdi %50-50 ortaklığı şirket ortakları anlaşamıyorlar ve bu işi bitirmek istiyorlarsa sıkıntı yok. İstiyorlar çünkü. Anlaşamıyorlar. Sıkıntı orada isteyip de yapamamakta. Yani kısacası hiçbir şekilde genel kurulu toplayamıyor. Tasfiye kararı alamıyor. Hisselerden birisi birine devredemiyor. Hep Türk Ticaret Kanunu'ndaki karar nisaplarıyla konuşuyorum. Özür dilerim, eğer yanlışsa toplantı nisabı, yanlışsa düzelsin, eksikse tamamlayın Halis Bey. Kısacası şirket kilitlenmiş halde, hepimizde var. Yaşanabilen bir şeyler bunlar aslında. Zaten bu bir kişilik şirkete dönülmesiyle bazı konular hallolmuş durumda ama iki tane %50-50 ortaklı şirketlerde bunu çok yaşıyoruz. Sonuç itibariyle ticaret siciline götürüp bunun sonuçlandırılmasıyla ilgili benim bildiğim bir çözüm yok. Ama mahkeme yoluyla bu işi çözme durumu var. Ben de buradan Halis Bey'e sesleniyorum. Ne yapalım Halis Bey bu durumlarda? Yani Türk Ticaret Kanunu'nun daha doğrusu dışında ne yapılabilir? Ortaklardan biri devam etmek istiyor, diğeri de etmek istemiyor. Daha öyle diyelim. Güzel olur. Evet, böyle devam evet. etsek. Yani şöyle düşünelim, toplantı nisabı, genel olarak konuşalım, toplantı nisabını sağlayamıyorlar. Yani belki çok düşük oranda bir her genel kurula katılan kişiler de olabilir. İki kişi de olmayabilir, dört kişi de olabilir. Toplantı hesabı sağlanan şirketlerde asıl olan şu: yönetim kurulu üyeleri ya da müteahhit şirketler içinde müdürlerin görevleri var. Müdürleri diyor ki sürekli olarak, diyor gene, Türk Ticaret Kanunu mantığı şu: sürekli olarak genel kurul toplanamıyorsa, yani biz ortaklar kurulu toplantısında genel kurul olarak ifade ediyorum, arkadaşlar dahi bilirler. Sürekli olarak genel kurul toplanamıyorsa müdürlerin görevlerinden bir tanesi ticaret mahkemesine gidip şirketin organlarından bir tanesi eksik. Yani şirketin feshi sebeplerinden bir tanesi de bu organlarda eksiklikler. Eğer bu genel kurul organı toplanıp şirketin işte orada İbrahim Bey işin içine giriyor. Şirketin feshini isteyecek. Şimdi orada şirketin feshini isteyecek. Eğer müdür bunu yapmıyorsa ortaklardan bir tanesi gidecek Asya Ticaret Mahkemesi'ne, diyecek ki ben böyle bu şirketin feshini işte bir uyarmış. Ortaklardan bir tanesinin ticaret mahkemesine başvurması lazım. Ama birinci görev müdürde. Müdürde de yönetim kurulu üyesinde. Evet. İkincisi ortaklardan, orada da haklı sebebin olması lazım. Haklı sebeplerden bir tanesi genel kurulun sürekli olarak toplanamaması, toplantı hesabının olmaması. İşte sorun onlardan bir tanesi. O zaman madem bağlantılı olması dolayısıyla benim önümdeki sorulardan bir tanesi de bu. Sevgili meslektaşlarım, limited şirketler artık şahıs firmaların çok ötesinde. Özellikle IAS standardı uygulamasından sonra kurulup hala da kurulmaya devam eden. Ancak biz bir şeyi unutuyoruz. Özellikle yeni ticaret kanunuyla beraber onlarda da her yıl genel kurul yapılma zorunluluğu getirildi. Bununla bağlantılı olması dolayısıyla önce ben limitetten, çoğunluk böyle olduğu için arkasından AŞ'ye de geçeceğim ama asıl konumuzun az evvelki konu olduğunu unutmadan. Her yıl limited şirketlerden de
genel kurul yapılması ve bununla bağlantılı size tescil edilmesi zorunlu mu? Ve arkasından ikinci sorum şu. Zorunlu ise ne tür belgeyle tescil edilmesi gerekir? Yapılmaması halinde herhangi bir cezai meyilesi var mı? Evet. İbrahim Bey, limited şirket, anonim şirket, kooperatif. Bunların her yıl genel kurul yapma mecburiyeti var. Her yıl. Sonuçta gelir gider tablosunun, bilançolarının onaylanması genel kurulların yetkisinde. Siz genel kurulları yapmazsanız o bilançoları kim onaylamış oluyor? Yani gelir gider tablosunu, faaliyet raporunu kim onayladı? Yani genel kurul yapmadınız. Onları kim onayladı? Vergi dairesine beyanname verirken genel kuruldaki ortakların haberi yok. Nasıl oluyor? Bunu sorarak ben bu konuya cevaplayayım birincisi. Bu konunun cevabını sevgili Erol Dibo'dan isteyeceğim. Hı hı. Kar dağıtımı gibi önemli kararlar limited şirkette hangi organ karar verecek? Anonim şirketler hangi organ karar verecek? Evet, limited şirkette biliyorsunuz genel kurul limited şirketlerin ortaklarından oluşuyor. Anonim şirkette ise iki organ var. Birisi temsil, ilzam ve işlerin yürütülmesiyle ilgili yönetim kurulu. Diğeri de bütün işlerin devredilemez yetkileri arasında da sayılan yasada genel kurulu var. Kar dağıtımı anonim şirketlerde genel kuruluyla olur ve genel kurul toplantısının, yıllık olağan toplantısının mutlaka görüşülmesi gereken maddeleri içinde yer alan bir madde. Kar dağıtım maddesi. Dağıtmazsınız, şirket bünyesinde bırakırsınız. Bu ihtiyari bir konu. Ama mutlaka her yıl genel kurul toplantısını yapmak zorunda ve bu toplantıya bu maddeyi de eklemek zorunda anonim şirketler. Keza limited şirketlerin yapması gereken toplantılarda da bu maddede gene görüşülmesi gereken bir madde. Ha, şöyle bir uygulama var meslektaşlarımız arasında. 2 yılı üst üste yapabiliyor, evet. 3 yılı üst üste yapabiliyor. 3 yıl müdür seçildiği için böyle bir uygulamamız var ama kanun da çok açık ve net. Biraz önce Halis Bey'in dediği gibi burada bir ihtiyarlık yok. Bir mecburiyet var. Yapacaktır diyor. Kaldı ki buna bağlı olarak bir faaliyet raporu konusu ihdas edilmiş ve bununla ilgili de bir yönetmelik yayınlanmış. Bu yönetmelikte de diyor ki arkadaş yıl bittikten sonraki 2. ayın sonuna kadar faaliyet raporunu hazırlayacaksın. Kim hazırlayacak? Anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde varsa müdürler kurulu veya genel kurul. Hazırlayıp genel kurulda görüşmek üzere sunacaksın. Bu faaliyet raporu geçecek. 3. ayın sonuna kadar da genel kurulu yapacaksın. Niye yapacaksın? Az önce Halis Bey'in dediği gibi 4. ayda veyahut da vereceğiniz yıllık beyannamenizde, kurumlar vergisi beyannamenizde oradaki sihirli cümleden yararlanmak için. Sihirli cümle nedir? İbradır, ibra. Yönetim kurulu üyelerinin ibrasıdır. Veyahut da şirketi temsil etkili kişilerin ibrasıdır. Bu ibradan çıkacak ve hesaplar onaylanacak. Dolayısıyla burada olmaması, özür dilerim. Şirketlerde ortaklar kurulu kararı yani. Genel kurul evet. Diye geçiyor evet. Artık evet. Ortaklar kurulu eski evet. Adıyla. Genel kurul, anonim şirkette genel kurul. Tabii yapmazsak ne? Cezai, biz burada hep buna bakarız çünkü. Ceza yaptırımı var mı? Ne? Yok. Ceza yaptırımı var mı? Sevgili müdürüm. Erol Bey tabi hep ceza deyince vergi ve SSK akıllarına gelir. Erol Bey'in söylediği doğru. Ben Erol Bey'i teyit etmek için bir şey söyleyeceğim. Ceza yaptırımı var. Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde yönetim kurulu üyelerinin yöneticileri ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. 424. Cezası var. Şöyle cezası var. Bu cezanın şöyle bir sıkıntısı var. Başınıza ne zaman geleceğini bilmediğiniz bir ceza durumu ortaya çıkıyor. Ben yönetim kurulu üyesiyim. Genel kurul yapılmadı. Özür dilerim ben bir devreye gireceğim burada. İşlem cezasından bahsediyoruz. Eyvallah. İşlem yapmamanın cezası şimdilik yok. Ama gümrük kanunu ve bazı kanunlarda değişik yapılması hakkında bir taslak var. Bir taslak var da elimde o taslak var. Yani devletin böyle bir taslağı var. Yeni taslakta bu var. Evet, evet o taslakta genel kurulu toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyelerine ve müdürlere 4000 lira civarı para cezası. Ben hemen bu arada bir şey söylemek istiyorum sevgili müdürüm. Genel kurul eğer organ seçimi yoksa
bir anonim şirkette. Siz bununla ilgili tescilini kaç liraya yapıyorsunuz ortalama? Özellikle soruyorum değerli meslektaşlarım. Çünkü zaman zaman birçok anonim şirketlerin masraf olmasın diye 3 yılda bir yapılıyor. Bunun bir gerekçesi var mı? Ben sevgili müdürüm bunun cevabını verecektir. Buyurun müdürüm. İbrahim Bey, eğer genel kurul toplantı tonanda tescil tabi bir işlem yoksa herhangi bir masrafı yok. Sadece bize bir dilekçeyle ve ekinede noter onaylı bir nüshasını TTK 422'ye göre bir nüshasını bir dilekçeyle beraber bize veriyor. Biz de mükellefe o genel kurulu aldık, sicil dosyasına koyduk. Üzerine tescile tabi herhangi bir işlem yok mu? Yoktur diye kaşeye vurup kendine veriyoruz. Bu arada hangi işlemlerin tescile tabi olduğunu da meslektaşlarımızla bildirirseniz görüşünüzü memnun olacağım. Onu da söyleyeyim. Aslında genel anonim şirket için söylüyorum. Genel anlamda ticaretinde tescil edilmiş tüm hususlarda meydana gelen değişiklikler tescil ve ilana tabi. Ama çoğunlukta şirket kurulduktan sonra eğer şirketin ana sözleşmesinde bir değişik yapmıyor isek şahısların asfalt değişikleri yönetim kurulu anonim şirket için konuşuyorum bu. Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin adres değişikleri unutulanları söylüyorum. Diğerleri biliyorsunuz. Ekstrem olarak tescile tabi olanlar yönetim kurulu seçimi, denetici seçimi bunlar normalde gene sermaye arttırıyor. Ana sözleşme değişiklikleri. Değişiklikler onlar zaten standart. Onları tüm arkadaşlar biliyorlar. Ama genelde unutulanları ben söylersem. Bu arada anonim şirketlerle ilgili siz yine söyleyin lütfen. Özellikle hisse devirleri tescile tabi değil. Kendi arasında yapılıyor. Tescile tabi değil ama size müracaat edilip bildirilmesi gerekir. Yok. Bu arada herhangi bir ücret almıyorsunuz. İbrahim Bey, tescil edilmiş gibi de işlem yapılmış oluyor. Doğru mudur? Yok İbrahim Bey öyle değil de şöyle açıklayayım. Yani sizi de şey yapmış evet. Gibi olmuyor ama şimdi anonim şirketlerin ortaklık yapıların ticaret sicili tutmuyor. Anonim şirketlerin pay defteri üzerinde şirketlerin kendileri tutuyor. Anonim şirket ise devleri ticaretine tescil ve ilana tabi değil. İkincisi, anonim şirketlerin hisse devirleri noter huzurunda yapmak zorunda değilsiniz. Yazılı olarak yapabilirsiniz. Tabi bu söylediklerim herhangi bir hisse senedi bastırılmamışsa, yani tedavülde kıymetli evrak niteliği bulunan bir pay senedi yok ise. Ama şirketlerin kamu kurum ve kuruluşlarında işlemlerinin daha rahat yapılabilmesi için üyelerden şöyle talepler geliyor. Ya tamam tescile tabi değil ama ben bunun Ticaret Sırrı Gazetesi'nde ilan edilmesini istiyorum diye bize bir talepte gelirlerse bu talebini biz yerine getiriyoruz ama bu sefer noterden satış sözleşmesi istemek durumunda kalıyoruz. Yani siz bir anonim şirkette pay devri yaptıysanız ve bunu da Ticaret Sırrı'nda ilan edilmesini istiyorsanız bize noter onu onaylı olarak getirmek zorundasınız. Ama pay devrini yaptıysanız bunu yazılı olarak yapın. Pay defterlerine, ortaklar pay defterini işleyin. Ama bunu da istiyorsun. Yok ben istemiyorum. Ben sadece kara defterine bu şöyle uygulamanın şöyle olması lazım. Yazılı olarak devir senedini yapsınlar arkadaşlar. Anonim şirket için konuşuyorum. Tamam. Yazılı olarak devir senedini yapsınlar. Bu devrin kabul edildiğine dair yönetim kurulu kararı alsınlar. İkinci aşama bu yönetim kurulu kararını aldıktan sonra pay defterine işlesinler. Ortaklık sıfatı kazanılmış oluyor. Burada 3 tane yani o işin tamamlanabilmesi için 3 aşama var. Bu 3 aşamanın da yapılması lazım. Bir tanesi eksik olursa o pay devri geçersiz olur. Anonim şirketler oldu. Limited şirketlerle ilgili? Limited şirketlerde zaten noter huzurunda yapılması lazım devir senetlerinin. Noter huzurunda yapılıyor. Ortaklar kurulu karar alıp ticaretine getirip tescil ediyorlar. Burada söylemek istediğim bir husus var. Mersin Ticaret Sicil Müdürü olarak biz dün İbrahim Bey'e söylemiştim, tekrar söylüyorum. Biz Türkiye'nin hem mali müşavirler olarak sizler hem de nacizane eğer Ticaret Sicil Müdürlüğünü kabul ederseniz biz hemen hemen Türkiye'de işlemlerini en iyi yapan grubuz. Hem Mersin'deki mali müşavirler olarak hem de ticaret müdürü olarak. İnanın bu çok doğru. Hatta biz Türkiye'de çoğu uygulamanın da öncüsüyüz. Bize bakarak, bizdeki uygulamalara bakarak diğer büyük iller uygulamalarını değiştiriyorlar. Bizde uygulama şu, limited şirket hisse devri için. Biz devredene de devralarda imzalattırıyoruz.
Bu hukuki güvenlik için çok önemli. Burada mahkemede birlikçilik yapan abilerimiz var, biliyorum. Onlar da davalardan... Şimdi bu arada devir alan dediniz. Devir alana imza ettirmek normalde devir alana zorunlu değil. Şöyle zorunlu. Aslında zorunlu oluyor İbrahim abi. Şöyle oluyor. Sadece hisse devri kararını almış olsaydı bir nebze tölere edilebilecek bir husus ortaya çıkıyor. Ama genelde bu hisse devri kararlarında müdür değişikliği ibaresi oluyor, adres değişikliği ibaresi oluyor. Böyle olunca yeni ortağında buna icazet vermiş olması lazım. Şimdi orada hisse devirlerinde şöyle askıda geçerli, askıda hükümsüz diye hukuki olarak kullanılan tabirler var. Ben noterden hisse devrimi yaptım, İbrahim Bey'e devrettim. Ama İbrahim Bey daha pay defterine işlenip, ortaklar kabul edip pay defterine işlenip ortaklık sıfatını kazanamadım. Ben noterde devrettim. Şeyde de pay defterinde de kayıtsız şartsız yani şey noterdeki hisse devri sözleşmesinde devrettiğimi yazdım. Ama benim daha devrimde askıda geçerli durum söz konusu. Bir ara geçiş olduğu için biz hukuki yapılan işlemin alana da satana da daha sonra hukuki bir itiraf halinde zarara sebebiyet vermemek için alana da satana da imzalattırıyoruz. Bu hukuki olarak çok daha sağlam ve doğru oluyor. Sevgili meslektaşlarım, şurada görülüyor ki özellikle limited şirketlerde hisse devri olurken devir edenin de karar defterine imza ettirelim. Bize devir edene de ciddi bir takım hak getirmiş oluyor. Çok doğru. Şimdi ilan ediliyor, tescil oluyor. Ortaklar pay defterine yazılıyor, imzalattırılıyor ve tescil oluyor, bitiyor. Ufak bir soru. Burayla ilgili asıl konumuzdan uzaklaşmadan ilk konu biliyorum. %50 burada tescil zorunlu kime ait? Tescil ettirilmezse diyelim biz. Burada sorumluluk nedir? Bu hisse devrinin hukukiliği neticesi ne olacaktır? Şimdi İbrahim abi çok teşekkür ederim. Burada tescil yükümlülüğü şirket müdüründe. Yalnız ilgililer, bu tescil süresi 15 günlük bir süre var. İlgililer süresi içinde tescil yükümlülüğünü yerine getirmezse bu hukuki işlemin tarafı olanlardan bir tanesinin Asliye Ticaret Mahkemesi'nde tescile icbar davası açması gerekiyor. Tescile icbar davası da hukuken kendine düşen görevi yerine getirmeyen kişinin görevi yerine getirmesi için ya o kişiyi emretmesi ya da ticaretin müdürüne emretmesi sonucunu doğuruyor. Devreden kişi olayın takipçisi olmalı diyorsunuz. Devreden kişinin olayın kesinlikle takipçisi olması gerekiyor. Müdür değişikliği var ise burada en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Müdür değişikliği, bakın bizim yaptığımız uygulamalardan bir tanesi de şu müdür değişikliği. O devir sırasındaki müdür değişiyorsa biz ilk önce birinci aşamada ticaretindeki tescilli müdürden dilekçe istiyoruz. Yani bakın yeni müdürden değil, ticaretinde tescilli müdürden. Yoksa yeni müdür imzalamışsa öbürüne de imzalattır diyoruz. Burada da hukuki güvenlik açısından yapıyoruz. Bu söylediğiniz en önemli konulardan bir tanesi bunun geçerliliği konusu İbrahim abi. Evet. Ticaretin niteliklerini bahsetmiştim. Piyasadan çok olduğunu biliyoruz. Biliyoruz. Uygulamalar. Ticaretin en önemli niteliklerinden bir tanesi de İbrahim abi şimdi hukuki güvenlik, yani bazı hakların korunması açısından hukuki güvenlik sağlaması. Bir de işlemlerimiz, ticaretin işlemleri kurucu nitelik arz eden, açıklayıcı nitelik arz eden, düzeltici nitelik arz eden işlemlerden bir tanesi. Şimdi limited şirketlerin hisse devirlerinin ticaretine tescili kurucu nitelik arz etmiyor. Aslında o vatandaş pay defterine işlendiği tarih itibariyle ortaklık sıfatını kazanmış, diğeri de ortaklık sıfatını kaybetmiş oluyor. Yalnız bu kendi iç ilişkisinde geçerli oluyor. Üçüncü kişilere karşı geçerli olabilmesi için, yani üçüncü kişileri genelde biz veri idaresi, SSK olarak kamu kurumlarını söylüyoruz. Üçüncü kişilere karşı geçerli olabilmesi için ticaretin tescili zorunlu. O zaman ben bu konunun anlaşıldığı kanaatindeyim. Çünkü başka diğer ciddi detaylı konularımız var. Çünkü konu içerisinde konuyu işleyerek aslında birçok konuyu değerlendirmiş oluyoruz. İlk başlangıçta özellikle bu konunun başlangıcında sormuş olduğum limited şirketlerde genel kurulun
her yıl size yazılı bildirilmesini istiyorsunuz. Biz de biliyoruz ki sevgili meslektaşlarım, şimdiye kadar belki limite şirketlerle ilgili genel kurulla ilgili toplantı tutanağını hazırlayıp size bildirmemiş olabilirler. Geçmiş yılları beraberinde size vermelerini siz kabul ediyor musunuz bunları? Kabul. Herhangi bir bedeli var mı bununla ilgili? Hiçbir bedeli yok. Geçmiş yılları tek dilekçeyle 5 sene, 3 sene, 2 sene, 1 sene hepsini beraber verebilirler. Biz zaten toplantı olan bir noter onayını istiyorsunuz. Tabii, toplantı olan noter onayını istiyoruz. Zaten arkadaşlar biliyorlar, biz herhangi bir ticaretinde bir işlem olduğu zaman bir önceki yılın genel kurul yapılıp yapılmadığına dair sorguluyoruz. Yapıldıysa yapıldığına dair evra, yapılmadıysa da yapılmadığına dair dilekçe istiyoruz. Ama bize o tesil sırasındayken yapılmadı diye dilekçe verip daha sonra o genel kurul yapılarsa da getirsinler. Çünkü ticaretsel kayıtları resmi, resmi dosya, resmi kayıt. Üçüncü kişiler o dosya inceleri karar verecekleri için sizin işimiz de daha kolay olur. Sevgili meslektaşlarım, burada tekrar edecek olursak, lütfen limited şirket de olsa, genel kurullarımızı daha önceden yapmamış isek de şu anda tamamını hazırlayıp Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne verelim. İleride mevcut olan ortakların haklarının korunması açısından da çok önemli bir netice vereceğini şu anda bilmiş oluyoruz. Zaten taslakta da genel kurulunu vermeyenlerle ilgili cezai müeyyidelerin de gelecekte olacağına ilişkin taslağın olacağını da hatırlatmış olalım. Evet, ben bu arada tekrar sorularınız varsa, özellikle sorularınız varsa yazılı istiyoruz tüm arkadaşlarımızdan. Ve yazılı sizlere arkadaşlarımız bu arada ulaşacaktır. Yazılı sorularınızı bekliyoruz. Buradan tüm arkadaşlarımızın her türlü sorularına cevap bulmadan ayrılmamayı temenni olarak düşünüyoruz. Süremiz 16'dan itibaren 2 saat arkadaşlar. Yani 14'ten itibaren 16'da tamamlanmak üzere. Aslında bir program bu kadar uzun olmaz ama özellikle biz sizlerin sorularının fazla olacağını düşünerek bu şekilde böyle bir uygulama içerisine girdik. Değerli meslektaşlarım, saat 18'den itibaren İçer TV'de ve Radyo Klas'tan da dediğim gibi bu yayınımız tekrar ulaşabilirsiniz. Evet, ben sevgili Erol Dibo'ya sormak istiyorum. Özellikle %50 ortaklı olan bir limited şirketle ilgili. Birisi tasfiyenin olmasını istiyor, diğerine olmuyor. Bununla ilgili tamamlayacağınız bölümler neler var, varsa? Az önce Halis Bey'in aktardığı şekilde bu ortakların ticaret siciliyle herhangi bir işlem yapma yetisini kaybetmiş oluyorlar. Yani bir karar alma, hisse devri, bir araya gelme durumu olmadığı müddetçe tabii ki mahkeme yoluyla bu işin çözülmesi gerekiyor. Az önce Halis Bey'in de belirttiği gibi. Umarız hiçbirimiz böyle bir yapıyla karşılaşmayız. Bu bölümlerle ilgili sevgili müdürüm bir ilave edecek bölüm var mıdır? Yoksa özellikle şirket kuruluşlarından itibaren özellikle olan konuları beraber de işleyeceğiz. Nevi değiştirme, birleşme, bölünme ve sermaye şirketlerinin şahıs firmasına dönüşmesi mümkün mü? Bu soruların tamamını şimdiden soracağımızı sevgili müdürümüze hatırlatmak isterim. Ve ben sevgili Erol Dibo'ya sormak isterim. Şirket kuruluşlarında nelere dikkat edilmesi lazım? Mersin'in bir gerçeği var. Özellikle Suriyelilerin yoğunlukta olduğu bir şehir. Ve yine biliyoruz ki yabancı diyelim biz kısaca. Bir de Suriyelilerin özel durumlarının da olduğunu biliyoruz. Bunlar şirket kuruluşlarıyla ilgili sizin de başınıza gelmiştir. Neler isteniyor, ne yapılması lazım? Bu arada şirket kuruluşlarıyla ilgili Mersin'den yapıldığı için orada bir unvan rezerv ediliyor. Hepsinden daha sonradan ticaret siciline gidildiği zaman bununla ilgili sürprizlerle karşılaşıyor. Hayır, bu da size olacak bir sorumuz. Hayır, bu rezerv etmişsiniz ama bu unvanı kullananlar var. Hemen arkasından bu unvanla ilgili meslektaşlarımız nelere dikkat etmeliler?
Bunlar üzerinde duracağız. Buyurun Erol. Teşekkür ederim. Tabii çok önemli bir konu. Bu konuyu kısaca geçtikten sonra da yeni çıkan 6 Aralık'taki tebliğden de ben biraz bahsetmek istiyorum. Az önce programa başlarken Halis Bey'e söz verdiniz o konuda. Şimdi kuruluşla ilgili bir şirketi kurarken tabii ki bir ünvana ihtiyacımız var. İsimsiz bir kişilik olmaz. Burada ünvanı belirlerken ben tekrar tabii ki Halis Bey'den bu konuda yanlışsa düzeltmesini ve eksikse tamamlamasını rica edeceğim. Ünvanları belirlerken ünvanlarda bir kök ve bir de arkasından gelen ekleri var. Yani A firması A köküyken bunun yapacağı işlemlerle ilgili iştigal konularında ekleri tabii ki. Yani bir inşaat firması düşünelim. İnşaat firmasının adı İbrahim Öngü olsun. İbrahim Öngü Limited şirket kuruyor. İbrahim Öngü Limited şirket kurarken buradaki iştigal konusu eğer inşaatsa İbrahim Öngü İnşaat Ticaret Limited şirketi kurarken aynı isimle başka bir şirket varsa ancak İbrahim Öngü Gıda Limited şirketi ise İbrahim Öngü Bey bu şirketi kurabiliyor. Çünkü İbrahim Öngü adında başka bir şirket olmasına rağmen ikinci gelen ek dediğimiz birinci ek o iştigal konusunda bir ek değil. Ancak şöyle bir durumda var. Eğer İbrahim Öngü İnşaat Gıda Ticaret Limited şirketi kursaydı ve burada İbrahim Öngü Gıda Ticaret Limited şirketi de olmuş olsaydı İbrahim Öngü Bey gene kurabiliyordu bu şirketi. Niye kurabiliyordu? Yine kök ve arkasından gelen ek değişik olduğu için. Çünkü mevcut tescile tabi şirket İbrahim Öngü Gıda Limited şirketi. Halbuki İbrahim Öngü de İnşaat Gıda Limited şirketi şeklinde kurulmuştu. Dolayısıyla ünvanlarda biz Mersis'ten her ne kadar rezervasyon yaptırıp onay kodu alsak da ticaret siciline gittiğimizde geri dönüşler yaşayabiliyoruz. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bunun dönüşünün yaşanmasına sevinmeniz lazım aslında. Bizim sevinmemiz lazım çünkü bizim haklarımızı koruyor. Bir de karşı tarafın da hakkını korunmuş oluyor elbette ki. Çünkü aynı isimdeki kurulan şirketlerin hele ki bir patent, bir tescil, bir hak sahibi ise burada sizin haklarınızı da koruma yoluna gitmiş oluyor. Şimdi az önce program başlarken demiştik ya İbrahim Bey belirtti okuma. Aslında dediği gibi Halis Bey'in bir danışma hizmeti alıyoruz. Bu hizmeti almaktan imtina etmememiz lazım. Müşterilerimize dememiz lazım ki bu ana sözleşmenin hazırlanması ve ticaret sicili masrafları içinde bu okuma dediğimiz danışmanlık hizmeti de var. Çünkü işi okutmadan götürüp notere onaylattığımız zaman oradaki bir eksiklik hem bizim işimizdeki ehliyetimizle ilgili sorgulanmaya neden oluyor hem de mükellefin ya da eğer kabala bir para mükellefe belirttiyseniz paranızdaki bir eksilmeye neden oluyor. Bunu yaptıktan sonra tabii ki kuruluşta ünvan belirlendi, okey verdi, ticaret sicili de okey verdi bu danışmanlığı aldıktan sonra. Sermayesi tabii nedir? Onları ana sözleşmeye yazıyoruz. Yetkili kişiler çok önemli, yetki şekilleri çok önemli. Mersis'e giriyoruz, vergi numaramızı artık Mersis biliyorsunuz veriyor. Vergi dairesine eskiden gidip bir de potansiyel numara alıyorduk. Mersis artık şirket kuruluşlarında en son sayfaya geldiğinizde vergi numaranız budur diyor. Vergi numarasını da yaptıktan sonra şirketin sermayesinin %25'i ana sözleşmede yazıldığı şekilde bir bankaya bloke ettiriliyor. Banka tabii sizin ana sözleşme fotokopinizi istiyor. Vergi numaranızı sorguluyor. Onlar da görüyorlar bunu. Rekabet kurumuna 10.000'de 4'ü yatırıyorsunuz. Sermayenin 10.000'de 4'ünü. Ve odanın istemiş olduğu kayıt suretleriyle sicilin istemiş olduğu tescil için gönderiyorsunuz. İşte bu aşamada bu yeni 6 Aralık tebliğ devreye giriyor. Hiç katılmıyorum. Böyle bir tebliğe biz müşterilerimizi alıp kol kola girip ticaret sicilinde kaldı ki yani bu orada yapılması olayına ben şahsen katılmıyorum. Bu benim şahsi görüşümdür. Bağlayıcı bir şey değil. Bir kere yoklama için yoklama memurunun yerinde bulamadığı bir iş adamını şirket kuruluşu için orada bekletip de bunu yaptırtmak bana pek mantıklı gelmiyor. Ben bunun hukuki dayanağının sizde olan kısmına hiç bakmıyorum. İşin mesleki boyutundaki çerçeveye bakıyorum. Orada dönüyorum. Ne kadar lira tasarruf edeceğiz? %10'u asgari ücretin. Bakın son maddede diyor ki, son madde değil, 16. madde.
18 maddelik tebliğ. Bu tebliğin diyor, aşağıda sıralanan işte hükümler, ne imzalanması, sözleşmenin düzeltme beyanı, imza beyannamesi, hepsi tek bir işlemdir ve bu sermayenin asgari ücretin %10'una kadar alınır. Bir kere siz en az 2 tane ana sözleşme onaylatıyorsunuz notere. 164, 164, 320 lirayı zaten vereceksiniz. Bugün noterlerde iş adamları zaten birbirini tanıyor. Bu arada devreye girmek zorunda hissettim kendimi. Tabii. Gerçi o dönemle ilgili çok detaya girmedik. Oradaki bahsedilen asgari ücretin %10'u kavramı her bir suret için midir? Yani birden fazla suret ana sözleşme istenirse yani ayrı ayrı ücrete mi tabi? Evet. Odalar bu ücreti alacaklar İbrahim Bey. Ayrı ayrı ücret alacaklar. Tabii, alacaklar. Çünkü ben o sadece ilk onaylama işlemi bir tane. Evet. Bir onay işlemi için. Aynen diyor ki yukarıda yer alan işlemler için birlikte veya ayrı ayrı yapılması. Bakın ama burada birlikte veya ayrı ayrı yapılması derken sözleşmenin imzalanması, şimdi orada dört tane, düzeltme beyanı, irade beyanı, imza beyanı, bunlar bir defa yapılıyorsa, birer defa yapılıyorsa ve aynı işlem için bu bir işlem. İkinci bir işlem diye tekrar geldiği zaman o tek hizmet bedeli bir daha tek hizmet bedeline dönüyor. Buradaki ifadeden bilemiyorum, ben onu anlıyorum. Sonuç itibariyle şirket kuruluş işlemleri için ticaret siciline gidiyoruz ve kuruluş sicilde uzmana dikkat edilmesiyle ilgili söylediniz. Evet, ben bu arada hemen sevgili müdürümüze söylerken beraber tam bu konuyla ilgili şöyle bir soru var. Soru şu, Aralık ayının sonuna doğru her türlü kuruluş işlemleri yapıldı. Örneğimizde sevgili meslektaşlarımızdan sorulardan bir tanesi 29 Aralık diye işlem yapmış. 29 Aralık'ta tüm işlemleri bitirdi. Sadece bu tescille ilgili bir şey var. Ben 1 Ocak'tan itibaren bu işe başlamak istiyorum diyor ama bu mümkün mü? Veya kısacası buradaki tescilin hangi tarih itibariyle geçerli olduğu cevabı verilirse zannetsem sevgili meslektaşımızın bu konudaki sorunun cevabı verilmiş olacaktır. Tescil anı itibariyle geçerli. Tescil anı. Tescil anı itibariyle defter tasdiklerini de o tarih itibariyle yapmak zorundalar. 29'unda 30'unda şirket kuracak olan arkadaşlara tavsiyem defterler için ara tasdik yapmaktan kurtulmak için bence yılbaşından sonra kurdursunlar. Yani benim naçizane çünkü harçlar artmıyor. Harçtan muaf oldukları için hani bir eskiden maliyetler %50-%60 artıyordu. Herkes yıl sonu şirketi kuralım, defter tahsil masrafları çok olur falan diye bekliyorlardı. Ama kurulduğu an itibariyle ayın 31'inde de kuruyorsa o gün itibariyle defter tahsil yaptırmak zorunda. Hemen bu arada gerçi ilgisi yok ama bir cümleyle yine bir sevgili meslektaşımızın bir sorusu. Burada da işletme hesabı esasına göre defter tutan bir mükellef yıl içerisinde esnaf sicili kayıt yapıyor. Meslek icrası yapıyor. Burada bir eksiklik varsa lütfen bu soruyu soran arkadaşımız tamamlayabilirler. Ticaret odasına kayıt yaptırabilmesi için YMİ defteri tasdiği istenmektedir. Bu durumun istenmesinin nedeni nedir? Ticaret sicili ticaret sicili. İkinci sınıf işletme defteri tutanlar zaten tacir değil, esnaf. Esnaf olduğu için ticaretine kaydolamıyorlar. Yani bu yasadan kaynaklanıyor. Şimdi daha önceki yani 6762 sayılı Türkçe Kanunu zamanında tacirlerin tutacağı defterler arasında işletme defteri de vardı. Tacirlerin tutacağı defterler arasında eskisini bilirsiniz. Yeni TTK'da bunu kaldırdılar. Yani birinci sınıf tacir, ikinci sınıf tacir Türkçe Kanunu hükmün açısından hükmünü kaybettim. Tamam, bu da anlaşıldı. Yani bilanço esasına göre defter tutan kısacası bilanço usulüne göre defter tutmak zorunda. O nedenle bu bilinsin. Evet, yine şeyimize devam edelim. Buyurun sevgili müdürüm, ekleyecekleriniz var mı aynı konuyla ilgili? Erol Bey hepsini söylüyor. Erol Bey'in sözünü kesmeyeyim ben. Estağfurullah. Ben bir konuya değinmek istiyorum. Sizin de orada yardımınıza ihtiyacımız var. Yabancıların da şirket kuruluşuna katılabilmeleriyle ilgili bir soru sormuştunuz. Evet, Suriyeliler başta olmak üzere. Tabii Suriyeli veya Amerikalı veya hangi ülke, yabancı hepsinin adı. Bize göre yabancıların katılması tabii ki gayet doğal. Fakat burada tebliğde ona dikkat ettim. Pasaportlarıyla sicile giderler ve tescil işlemlerini orada tamamlarlar diyor. Halbuki
Özür dilerim. Özellikle oraya gelmek istiyorum. Evet. Şimdi yabancıların kuruluşuyla ilgili önce tercüme ettirilmiş pasaportuyla gidip vergi dairesinden bunlara bir potansiyel vergi numarası alınıyor. Daha sonra da bu da ticaret siciline işleniyor. İşlendikten sonra kuruluş işlemlerini Mersis'te yapabilmeniz için bir kere bu sıraya uymanız gerekiyor. Benim merak ettiğim soru şu: acaba biz bu tercüme edilmiş pasaportlara vergi numarasını alırken vergi dairesinde bir otomasyon olma imkanı var mıdır ticaret sicilinin? Biz mutlaka size işletmek durumunda mıyız bunu? Bu bir, pardon, buyurun siz. Tabii, buyurun, ben şey yapıyorum. Diyor, bundan sonraki konu biraz daha farklı bir yere gideceği için yani bunu sormak istedim. Vergi dairesiyle ilgili otomasyon işlemi şu anda yok ama bunu ben not alıp hani önümüzdeki hafta yine ben bu Mersin çalışmaları nedeniyle Ankara'ya gideceğim. Bunu söyleyeyim, iyi oldu aslında bunu burada öğrendim. Yani ilk vergi dairesinden potansiyel vergi numarası alan yabancı yurtlu bir kişinin pasaport bilgilerinin Mersin'de görünebilmesini söylüyorsun. Evet. En azından vatandaşın bir aşamasını ortadan kaldırırız. Bunu önereceğim. Hani güzel bir teklif. Bir ikinci konu da bu yabancıların şirket ortağı olması halinde. Şimdi iki tane konu çıkıyor karşımıza. Ne tür belge istendiğini bir kez daha tekrar edelim yabancılarla ilgili. Tercüme edilmiş ortağı. Şirket ortağı için, gerçek kişiler için, evet, öyle söyleyelim. Evet. Tercüme edilmiş pasaportlarıyla birlikte vergi dairesinden alınmış potansiyel vergi kimlik numaralarıyla ticaret vergi sizinle dairesinde gidildiği zaman herhangi bir bunun dışında belge isteniyor mu? Kişinin kendisinin gitmesi gerekiyor. Hiçbir belge istenmiyor. Kişinin gitmesine de gerek kalmıyor. Pasaportun tercüme edilmiş suretine vergi dairesine götürdüğünüzde yabancıyı istemiyorlar uygulamada. Defalarca yaptım ama tabii uygulama böyle mi gerçekten onu da bilmiyorum ama hep öyle yaptım ben şimdiye kadar kendi adıma. Ancak eğer pasaportun tercüme ettirdiniz. Pasaportu bizzat gittik, tercüme ettirdik A tercüme bürosunda. Sizlerden herhangi bir elemanlarımızdan biri de bunu aldılar. Potansiyel vergi numarası. Zaten sicile giriyor onu, tercüme edilmiş pasaportu ve sistem ona bir sicil numarası, vergi numarası atıyor. Şirket ortağı olabilme özelliğine sahip olmuş. Sahip olmuş oluyor. Türk vatandaşı gibi mi? Efendim, Türk vatandaşı aslında. Şimdi oraya geleceğim. Evet. Oraya geleceğim. Orada bir şey var, hem de onu Halis Bey yakalamıştık, soracağız özellikle bir konu olduğu için. Evet. Bu arada hemen bir yabancı bu şekilde olan kişi tek kişilik AŞ veya tek kişilik limite şirkette kurabilir mi? Kurabilir efendim. Evet, ticaret kanununda mümkün. Olsun. İlk başta bu tartışmalara neden olmuştu ama kurabilir. Evet. Burada gerçek kişi ticaret siciline gidip bunu kurduğu, yani müracaat ettiği zaman da tabii nasıl müracaat edecek? Biz Mersis'te bunun girişini yapmamız lazım. Yaparken o pasaport numarasına tanımlı vergi numarasını, nasıl ki TC vatandaşının TC kimlik numarasını giriyoruz ve alıyor, yabancının da pasaport numarasını sorguladığınızda geliyor. Ama ne zaman geliyor? Ben oraya gidip onu da işletmem lazım. İşte konu buydu deminki. Şimdi burada benim sorum şu. Az önceki soruya tekrar açıklık verelim. Mersis'e girdi potansiyel vergi numarasını yabancıyla ilgili. Bir sorun mu çıkıyor diyorsunuz orada? Hayır. Şey gelmiyor. Sistem devam ettirmiyor. Bu gerçek kişiyi ticaret ne yapılması gerekiyor o gibi durumda? Pasaportun tercüme edilmiş suretiyle vergi dairesinden aldığınız vergi numarası var ya, evet, onu ticaret sicilinin sistemine işletmesi gerekiyor. Yani o zaman ticaret sicilinde ne yapılıyor şimdi, ticaret sicilde? Şimdi çünkü yani, ben sevgili meslektaşlarımla çünkü detay üzerine giriyorum ki bu toplantının sonunda bazı konularla ilgili tereddütler son bulsun. Amacımız bu. Şimdi Erol Bey'in anlattığı konularda hassas bir durum var. Talebi yerinde ama dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Vergi dairesinin vermiş olduğu numaralar bu kendisini ilgileniyor. Dediğim gibi tali kanun olduğu için temel kanunlardaki sicil kayıtlarına etkisi zor gibi. Yani orada potansiyel vergi numarası veriyor olmasının onun Mersis'teki bizim kimlik paylaşım sistemimize eklenmesi zor gibi. Çünkü Erol Bey, orada şöyle bir sorun var. Biz ticaret sicili resmi sicil olduğu için nüfusa, bizim şey değil, orada kayıtlar nüfus kayıtlarına direkt etkiliyor. Yani biz vatandaşı pasaport bilgilerini nüfus kayıtlarına entegre ediyor. Nüfusun bizim bakanlıkla yapmış olduğu protokol neticesinde sağlanmış bir izin.
Vatandaş gitti vergi dairesinde, vatandaş derken yabancı yurtlu kişi, gerçek şahıs gitti vergi dairesinde potansiyel vergi numarasını aldıktan sonra pasaportunun, o pasaportunun fotokopisi ve potansiyel vergi numarasını gösteren evren fotokopisiyle beraber bize başvuruyor. Ticari aşamada. Şirket, daha şirket kuruluşu falan yok ortada. Evet. Daha şirket kuruluşu yok. Geliyor diyor ki ben diyor, şirket kurma iradem var. Şirket kurabilmem için beni havuzumuza al. Tüm havuzda kimler var? Şu anda Türk vatandaşları var. Türkiye'de oturma izni olan yabancı uyruklu kişiler var. Bizim havuzumuzda bu var ama ben diyor dışarıdan geldim, Irak'tan geldim. Beni de o havuza atın kim? Ben kimlik paylaşım sisteminden kendimi çağırdığım zaman herhangi benim bilgilerim... ülke vatandaşına engel herhangi bir şey var mı? Yok. Herhangi, hatta biz vatansızları, mavi kart sahibi olanlar, işte mülteci konumunda... Mavi kartı açar mısınız? Mavi kart olanlar, mülteci olanlar bunlara daha hiç... Mavi kartlar kendi isteğiyle Türk vatandaşlığından çıkmış olan ama daha önceden Türk vatandaşı iken kendi isteğiyle Türk vatandaşlığından onlar çıkmış olan kişilere... Şey. Türkiye'deki bazı haklardan yararlanmak üzere verilmiş olan kimlik kartı, mavi kendi kart dediğimiz isteğiyle çıkmak şartı. Kendi isteğiyle evet. Çıkmak kartıyla ama İçişleri Bakanlığı veriyor evet. Şeyi. O şekilde biz bunu bir ücret karşılığında pasaportları, kimlik paylaşım sistemini işliyoruz. Daha sonra da vatandaş şirket kuruluşunu başlatıyor. Evet, evet hemen konuşa devam edelim ama bu arada ben bazı sorularımda birer cümleli olduğu için onu da beraber sorarak tek ortaklı bir limited şirket ya da anonim şirketlerde yine genel kurul yapılması lazım mı? Diğer çok ortaklı şirketlerden herhangi bir farkı var mı? Evet, böyle bir soru var. Bana tek soruyorsanız hayır yok, yapmak zorunda. Bir ortaklı veya on ortaklı olmasının hiçbir şeyi yok, esprisi yok. Yani yalnız, evet, genel kurul yapmak zorunda. Evet. Yapmak zorunda, evet efendim. Şimdi yabancılara tekrar verelim. Ben bu yabancıların aldık potansiyel numaralarını ve geldik Mersis'te sisteme kuruluş için. Şimdi burada yabancı birinin tek kişilik ortak da olsa veya birden fazla ortaklı şirkette yabancı ortak bulunsa da doğrudan yabancı yatırımcı kanununa göre verilmesi gereken bazı bildirimler var. Bu bildirimleri kendileri tabii bizim aracılığımızla veriyorlar. Acaba sicil bu doğrudan yabancı yatırımcıların bu bilgilerini aktarıyor mu? Biz kuruluş bildirim, evet aktarıyoruz. Kuruluş bildirim formu normal şirketlerde biz biliyorsunuz bir ya da iki tane alıyoruz ama yabancı sermayelerde bir tane fazla alıyoruz. Onu yabancı sermaye genel müdürlüğüne biz biliyoruz. Sadece şeyleri bildirmiyoruz tabii, kuruluşları bildirmiyoruz. Biz sizin yaptığınız tüm hareketleri paylaşıyoruz. Evet, bu çok önemli. Yani yabancı sermayeli şirketlerin yaptığı tüm hareketler. Bu çok önem arz ediyor. Bunu tabii biliyorduk ama Halis Bey'in de bunu deklar etmesi lazım. Hepimiz de yabancı mükellefler, özellikle Suriyeli vatandaşların buraya gelmesinden kaynaklı. Her yıl Mayıs ayında vermesi gereken ve sermaye ödemesi yaptığı veya hisse değişikliği yaptığı durumlarda doğrudan yabancı yatırım kanununa göre vermesi gereken bildirimler ve formlar var. İkinci nokta ise yabancıların çalışma izinleri hakkında bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğe göre de burada bulunan kilit personel, yönetmelikteki tam adıyla söylüyorum, kilit personel. Yani şirketin temsil ve izamından ve şirketin yönetilmesinden sorumlu personel. Eğer yabancıysa çalışma izni almak zorunda. Çalışma izni alan yabancıların yasasına göre de artık ikametgah izni yerine geçiyor bu izinler. Hal böyle olunca bunlar olmadan veya bu müracaatı yapmadan vergi dairesi de bu işletmeleri kurmuyor, bu şirketleri. Daha doğrusu şöyle diyelim, yoklamalarını yapmıyor. Yoklamalar yapılmayınca da burada büyük bir sıkıntı çıkıyor tabii. Fakat soru şu, çalışma iznine müracaat eden bu kişilere bir numara daha veriliyor. Bir TC kimlik numarası var 9'la başlayan. Biz bunu sicile tekrar bildirmek durumunda mıyız? Havuzunuzda çünkü potansiyel numarayla duruyor o adam. 9'la eski vergi numarası yerine 9'la kullanan Maliye Bakanlığı'nın kimlik mali işlemlerde ya da resmi işlemlerde vergi numarasının kullanmasıyla ilgili bir tebliği var. O tebliğde yabancı uyruklarının vergi kimlik numarası yerine 9'dan başlayan Türkiye'de yerleşik yabancı uyrukların vergi kimlik numarası yerine 9'dan başlayan TC kimlik numaralarının kullanmaları gerektiğine dair bir tebliği var. O tebliğe göre sizin düzenlediğiniz evraklarda 9'u yazmanız lazım. Bizim de kayıtlarda bunu güncellememiz lazım. Bize bildirmeniz lazım ki güncelleyelim. Sadece şunu da eklemek istiyorum. Yabancı
Uyruklu tanımı da değişti arkadaşlar. Yani çoğunuz bunu biliyorsunuz ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Türk vatandaşı olup da adresini nüfusa adrese dahil nüfus sahibi sırasındayken adresi yurt dışında oturuyor diye gözüken Türk vatandaşı olan kişiler de yabancılıklı olarak kabul ediliyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Yani ben Halis Çakır, benim ikametgahım Almanya gözüküyorsa ben burada bir şirket kurduğum zaman o da yabancı sermaye şirket olarak işlem görüyor. Tapu işlemlerinde, bildirim işlemlerinde Erol Bey'in söylediği yükümlülükleri de var. Evet, kuruluşla ilgili işlemlere devam edelim varsa diyeceğim ama gördüğünüz gibi sevgili meslektaşlarım, zaman su gibi akıyor. Çok az bir süremiz kaldı. Aslında uzatılmış olan süreden az bir süremiz kaldı. Ama hemen bu arada kısa kısa bazı konulara da değinmek istiyorum. Şahıs firmasına, sermaye şirketlerinin, AŞ ve Limited diyelim biz, sermayesi hisselere bölmüş olanlar da dahil olmak üzere, şahıs işletmesine dönüştürülmesi süreci diye varmış. O zaman bu iki soruyu kısaca evet hayırla başlayalım. Süreç olarak siz ticaret sicil, Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü olarak yaptınız mı? Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü olarak biz yapmadık. Süreç olarak yapılabilir kanununa müsaade edilen limited şirketler ya da anonim şirketler, sermaye şirketleri şahsı ferdi işletmeye dönebilir. Payları gerçek kişi tarafından devralmak, tüm payları gerçek kişi tarafından ya da gerçek kişiler tarafından devralmak şartıyla yapmak isteyen arkadaşlar olursa da yardımcı olurum. Ben özellikle bir soruyu daha sizinle hemen paylaşmak istiyorum. %50 %50 iki kişilik bir limited şirkette tasfiyesinde toplantı nisabından bahsedildi. Toplantı nisabı oluştu, gündem görüşüldü. Tasfiye maddesinde bir anlaşma bir türlü yapılamıyor. Tasfiyede durum ne olur? Böyle bir soru var. Karar alamazlar. Aslında cevabı verilmiş. Toplantı yapılmıştır ama karar alamazlar. Anlamamış, evet. Alamazlar. Yani onlar nereye başvurmasalar yapmaları gereken şirketin tesisini isteyen arkadaş ortaktan çıkma, yani ortaklığın sona ermesini isteyen arkadaşın dava açması gerekiyor. Yani ben ortaktan çıkmak çözüm istiyorum. Yolu dava yolu olabiliyor. Yani ticaret işlemlerinde hatta şirket işlemlerinde olay böyledir. Yani ya anlaşacaklar ya da mahkemeye gidecekler. Aslında başka hiçbir alternatif yok. Zannedersem bunun da cevabını aldık. Yine bir şöyle bir kısa bir soru var. Limited şirketin anonim şirkete dönüştürülmesinde 1. Sicillerde kayıtlı malların gerçeğe uygun değerlerinin tespiti neden istenmektedir? Bu soruyu şu anda soracağım ama cevabını daha sonra almak istiyorum. Bu değerlerin hazırlanan AŞ şirket sözleşmesi ilgisi var mı? 2. soru sermaye maddesi. Bu sorum size olacak sevgili Erol Dibo. Tescilli ve anonim şirkete dönüşümü yapılan limited şirketin sermaye maddesinde ortakların taahhütten kaynaklı borcu bulunmaktadır. Taahhütten kalan borç anonim şirketin ana sözleşme sermaye maddesinde aynen taahhüt edilerek 1/4'ünün ödenmesi gerekli mi? Bu sorunun cevabını alacağım ama buyurun önce alalım bunun cevabını. Çünkü sevgili meslektaşlarım, bir şey önemli olduğu için onu da özellikle paylaşmadan gitmeyeceğiz. Özellikle yeni ticaret kanunu uyumla ilgili. Biliyoruz ki mevcut limited şirketlerden birçokları bu uyum maddeleri yapılmadı. Bu uyum maddeleri yapılmazsa ne olur? Bununla ilgili birkaç ayrıntı var. Bunun da cevabını hemen şu anonim şirketle ilgili sorudan sonra alacağız. Buyurun. Sermaye maddesindeki yani ödenmemiş sermaye varsa bu ödenmemiş sermaye yeni kurulan şirkette o sermaye taahhüdü devam eder diyoruz. Tabii burada bir öz sermaye tespit raporu istiyorsunuz. Mali müşavirlerin bir de birinci sorunuz vardı. Gerçeğe uygun değeri. Evet, gerçeğe uygun değerle ilgili. Şimdi evet. Birleşmelerde sordunuz değil mi İbrahim Bey? Aslında sevgili meslektaşlarım, bu bölümler çok önemli. Nevi değiştirme, birleşme, bölünme. Bunlar çok az bilinen olduğu için ileriki aşamalarda sevgili oda başkanımızla beraber belirleyeceğimiz bir tarihte sadece bunları bölüm bölüm, mesela bölünmeyi ayrı bir veya 1,5 saatte, birleşmeyi, nevi değiştirmeyi, ama hemen şunu beraberinde ileteyim. Özellikle bölünme
çok önemli bir uygulama. Bunun sizlerle paylaşmayı istiyoruz. Artık hangi tarihte onu bilemiyoruz. Çünkü önümüzdeki dönemler gerçekten programımız çok zengin ve söz gelimi önümüzdeki hafta Teknopark'ı işleyeceğiz. Teknopark'ın genel müdürüyle ve yine OSB'nin yönetim kurulunda ve aynı zamanda Teknopark'ın yönetim kurulu üyesi olan bir kişiyle ve bu konuda deneyimli bir meslektaşımız ve şu anda haberini bekleyeceğimiz Mersin Üniversitesi rektörünün de olduğu bir ortamda stüdyoda yapacağız bunu. Bu böyle bir çok önemli bir program var. İnanılmaz destekler var. Özellikle ARGE ile ilgili. Çok az bilinen bir durum olduğu için bunu önümüzdeki haftanın programını aldık. Bunun detaylandırmasını yapacağız. İleriki aşamalarda yine inşaatla ilgili. Evet, inşaat Türkiye'nin çok önemli ve çok tartışılan konuları. Bunu da şimdiden söyleyebilirim. Konuklarımdan bir tanesi sevgili kurucu başkanımız Yeminim Ali Müşavir Ahmet Akın olacak. Onunla beraber sürpriz konuklarımız olacak. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Dediğim gibi alabildiğine zengin bir program sizleri bekliyor. Aslında biz burada hayalimdeki vergi olarak verginin sevimli yüzünü sizlerle tanıştırmak istedik. Tek amacımız buydu. Çok soğuk bir konuyu gündeme getirip değerlendirip gerçekten tartışmak çok zor bir konu. Biz böyle bir zor konuyu kolaylaştırmayla ilgili aslında oluşturuldu. Gördüğünüz gibi her şey su gibi akıyor ve ben sevgili Erol Dibo'ya buyurun diyorum anonim şirketlerle ilgili az önceki sorumuzun cevabını almak üzere. Evet, az önce de belirttik orada yarım kalmıştı. Oradaki değer tespitiyle ilgili bir rapor dedik. Halis Bey'e ben de onu rica etmiştim daha detayını verebilirlerse diye. Çünkü biz mali müşavirler olarak bazı raporları artık düzenleme hakkına sahip olduk. Öz sermaye tespit raporundan tutun da şahıstan şirkete dönüşümler veyahut da nevi değişikliği veya birleşme işlemlerinde eskiden yeminli mali müşavir veya ticaret mahkemesine açılan davalarla tespitler yapılırken şimdi mali müşavir raporlarıyla bunu yerine getirebiliyoruz. Bu değer tespitleri aşamasında Halis Bey'e ben cevap için rica ediyorum. Şimdi bu değer tespitlerine geçmeden önce İbrahim Bey biraz önce sorduğum sorular var. Şimdi şirket kuruldu. Limited'den AŞ'ye dönecek. Ortakların vadesi gelmemiş sermaye borcu var ise bu tür değişikliğine engel değil. Yalnız yeni türün ana sözleşmesinde daha önceden konulan vadeye geçmeyecek şekilde de bunu belirtmeniz lazım. Yani 2014 yılında ya da 2015 yılında şirket kurulmuş. Diyelim ki demiş 1/4'ünü peşin ödedim, geri kalanını 2 yıl içinde ödeyeceğim. Ben bu arada bununla ilgili olduğu için bir soruyu arada bir kaynak yapmayı istiyorum. Nevi değiştirme, birleşme, bölünme, herhangi bir işlem olmayan bir anonim şirket veya limited şirkette. Sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen bir ortağın hissesinin devri mümkün mü? Hissesinin devri mümkün. Ve devirle ilgili ne yapmaları lazım? Şimdi o meslek sırrı diyormuşum. Şimdi şöyle, sermaye taahhüt borcunun yerine getirilip getirmemiş olması onun devrini engel değil. Yalnız orada şirketin ana sözleşmesi çok önemli. Yani eğer anonim şirketlerde mesela devir yasağı yok. Eğer ana sözleşmesinde bir bağlam var ise bağlam diye ad edilen sermayenin tamamı sermaye taahhüt borcu yerine getirmeden paylar devredilemeyiz diye özel bir hüküm var. Var ise ana sözleşmesine devredemezler. Ana sözleşmeye bakılması lazım. Ama eğer ana sözleşmesinde böyle bir hüküm yok ise devredebilir. Yalnız bu durumda devreden müteselsiyle o sermaye taahhüt borcunu ödemekle diğer soruya geçebiliriz. Evet. Yükümlüdür. İkinci soru tür değişikliğinde dediğim gibi vadeyi uzatmamak kaydıyla sermaye taahhüt borcu olması tür değişikliğine engel değil. Diğer bir konu yapı değişikliklerinde mali müşavirler tarafından yapılan hazırlanan raporlarda bulunması gereken en önemli unsurlardan bir tanesi şirketin mal varlıkları değerlerinin gerçeğe uygun olarak tespit edilmesi. Bu eski Türk Çarı Kanunu dönemindeki açığı kapatmak için özellikle kurulmuş bir hüküm. Burada dikkat edilmesi gereken şu. Şirket 20 sene önce kurulmuş.
O zaman 50 milyon lira sermayeyle kurmuş diyelim ya da 50 bin lira sermayeyle kurmuş 20 sene önce. 20 sene önce aldığı arsa ya da dükkan bilanço kayıtlarında 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira gibi küçük değerlerle gözüküyor. Ama şimdi bu şirket yapı değişik yapacak, bölünecek, birleşecek ya da tür değiştirecek. Şimdi bu şirketin tür değiştirme planı, birleşme raporu, birleşme planı buralarda öz sermayesinin tespitini yapabilmesi için elindeki mal varlığının değerlerini bilmemiz gerekiyor. Yani gerçek değerini bilmesi lazım çünkü tabii birleşmelerde değiş tokuş oranları hesaplanacak. Birleşmede değiş tokuş oranları bu değerler üzerinden hesaplanır. Bölünmede keza yine bu gerçek değerler üzerinden hesaplanacak. Bunu bilmesi lazım. Diğer önemli konulardan bir tanesi de şirketin borca batık olup olmadığını. Yani borçları cari olabilir. Borçları bugünkü değerler üzerindendir vatandaşın. Ama varlıkları 20 sene önceki değerler üzerinden bilanço kayıtlarında vardır. Bunlar gerçek değerlerine göre hesaplamazsa raporlarda sıkıntı ortaya çıkar. Şimdi meslektaşlarım bu konuyu belki saatlerce, bu konu çok önemli, olayın belgesel boyutu var. Zannedersem sevgili Erol Dibo o belgesel boyutuna değinecekler. Hem ona değineceğim hem de nevi değişikliği ile ilgili veyahut da tür değişikliği ya da birleşme ile ilgili, evet, tür değişikliği ve birleşme ile ilgili. Şirket hissedarları tür değiştiren şirkette ya da birleşen şirkette aynı olduğu takdirde buradaki bir değer tespitinin yine söz konusu olması veya gerekliliği konusunda bir bilgi verebilir misiniz acaba? Gerekli midir yine de bu rapor? Tabii. Gereklidir. Şirket ortaklarının, yani birleşen şirketler için konuşalım. Şirket ortaklar aynı olmaz. Hiç önemli değil. Burada önemli olan öbür taraftaki şirketin mal varlığının belki borca batık bir şirkete sen aktaracaksın. Orada sıfıra indireceksin. Yani şimdi bunun gerçek değerini tespit yapmazsan bu sefer varlık transferi adı altında sizlerin daha iyi bileceği yani mal varlığı transferleri söz konusu ortaya çıkabilir. Sizin cephenizden öyle ama vergi açısından bu maliyenin kesin görüşü, bunu detaylandıracağız ileriki birlikteliklerimizle. Olayın ticaret kanunu yönünden bir de vergi usul kanunu yönünden değerlendirmesini yapmamız halinde maliyenin kesin görüşü. Vergilendirilmesi konusunda bir işlem var. Ama dediğim gibi bu konuyu dilerseniz detaylandırmasını bu kısa zaman diliminde zaten mümkün değil. Ben iki konuyu işleyerek en son sizlerin hayalinizdeki bu konuyla ilgili işlediğiniz işlemler nedir diye zaten işin en sonunda değerlendireceğim ama birinci sorum şuydu özellikle. Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyumla ilgili süreler geçti. Yapılmadı. Gerçi bununla ilgili Yeni Ticaret Kanunu'nda hükümler de var yapılmazsa diye. İki sorum olacak. Birincisi hangi maddelerin en az maddeye uyum hale getirilmesi lazım? Bir de değiştirilirken yeni uyumlara getirilirken bazı maddeler tamamen iptal edilebilir. Bu gibi durumlarla ilgili ne öneriyorsunuz ticaret sicili olarak? Bazılarına ilave edilmiş olabilir maddeler. O gibi durumlarda nasıl bir madde ilave edilmesini siz önerirsiniz? Yani eski ana sözleşmelerin 6102 sayılı kanuna intibak ettirmeyen şirketlerin yeni Türk Ticaret Kanunu'na aykırı olan hükümleri zaten geçersiz oldu. Yani onun için özel bir şey yapmalarını hiçbir şirkete tavsiye etmiyorum. Sonuçta masraf olacak ama kendi ellerini Türk Ticaret Kanunu'na aykırı olmayan ama kendilerini bağlayan hükümler olabilir. Nedir? Yani toplantı hesabı bu olacak. Mesela en büyük sorunlardan bir tanesi şirketlerin mali bir şey olarak çoğunuz biliyorsunuzdur ilan maddesi arkadaşlar. Yani eski Türk Ticaret Kanunu'nda nasıl olmuşsa bir hüküm koymuşlar demiş şirketlere ait ilanlar ticaretsel gazetesinde ilan edilir virgül. Ayrıca demiş işte yerel gazetede de ilan edilir. Tiraj 50 bin olan 50 bin üstü olan şirketlere de ilan edilir falan diye hükümler var. Bence o hükümler varsa onları değiştirmeye bakın. En önemli hususlardan bence bir tanesi bu. Çünkü sizin yapacağınız şirketle ilgili yapacağınız tüm işlemler o ilanlara bağlı. O ilanlar yapılmazsa iptal ya da yoklukla karşılaşabilirsiniz. Onun haricinde şirketleri bağlamıyorlarsa değiştirmek için bir çaba sarf etmesinler. Normal bir herhangi bir işlem yapacakları zaman hepsini beraber yaparlar. Herhangi bir cezai müeyyidesi de yok. Evet. Yok.
en önemli olduğuna inandığım bir soruyu en soruya bıraktım. Zor olmasa bari. Bu yetki sınırlandırması ile ilgili. Bu cidden çok önemli konulardan bir tanesi. Şimdi limited şirketlerde ve anonim şirketlerde öyle bir anlatım tarzı ve kısaca anlatalım ki sevgili meslektaşlarımız bu konuyla ilgili bugünden itibaren uygularken, uygulama yaparken tamam biz anladık diyebilsin. Ne diyorsunuz? Ben özellikle bu konuda sizin boyutunuza gelmeden önce ben sevgili Erol Cibo'ya bu soruyu sorarak sizinle de tescillendireceğiz. Şimdi buyurun sevgili Erol Cibo. Evet, bu temsil ve izam konusuyla ilgili yetkinin paylaşımı. Siz yaşadınız mı? Yaşadım efendim. Bununla da gümrükte çok büyük problemler yaşıyoruz. Çünkü gümrük kabul etmiyor bunu. Belki Halis Bey'e de intikal etmiştir. Bununla ilgili ticaret odasında da bu toplantı oldu. Hala da kabul etmiyor. İki dakikada anlatmanızı rica ediyorum. Hemen söyleyeyim. Tescil edilmesini istiyor burada yetkilinin. Şirket hissedarları da diyor ki, şirketin sahipleri, daha doğrusu Türk Ticaret Kanunu diyor ki, müdür olarak atanan kişinin normal bizim bildiğimiz şirketi temsil ve izam eden ve şirketi borç ve yükümlülük altına sokan bir müdürden hiçbir farkı yoktur. Burada bunu kısıtlayamazsınız gümrükçü diye. Konu buradan çıkıyor. Ama bunun da cevabını yasa zaten veriyor. Bu kısıtlamayı sen bunu yasal anlamda yapabilirsin diyor. 8. maddeye alırsın temsil ve ilzama diyelim maddesine. Bir iç yönerge çıkardığını duyurursun ana sözleşmende. Sonra kalkar bu iç yönergeyi hazırlarsın. Bu iç yönergeye de temsilcilerin temsil edecekleri konulara atıfta bulunarak onların isimleriyle bir karar alırsın. Tabii iç yönergeyi tekrar tescil ettireceksin diyor. Çok konuşulan ve çok bölüm olduğu için sizden bir özel bir rica ediyorum sevgili başkanımızdan da. Bu özellikle gümrükle ilgili bir örnek verirsek karar nasıl, iç yönetmelik kararı nasıl alınıyor? Bununla ilgili sirküler veya başka yapılması gerekenle ilgili bir örnek bir uygulamayı web sitemizde paylaşılırsa tüm meslektaşlarımız en azından bundan sonra bu yönergenin uygulanmasıyla ilgili daha rahat edebilirler diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bununla ilgili zaten Halis Bey evet. De 3 sene önce bir ticaret odasında çok detaylı bir seminer vermişti. Hatırlarsanız o çok faydalı oldu ama bazı kurumları aşamıyoruz. Buyurun. Şimdi sevgili müdürüm 2 dakikalık ben bir süre vereceğim çünkü işin tamamen sonuna geldik. Arkasından birer dakikayla sizin son hayalimizdeki düşüncelerinizi aldıktan sonra programı kapatacağım. Buyurun efendim. Bu sınırlı yetkiliyle ilgili olarak İbrahim Bey şunu söyleyeyim. Aslında bu kanunda yoktu. Yani olması da sakıncalı. Ama gelen talepler üzerine biz Türkiye'de Mersin olarak biz bunları yapmadık zaten. Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdiği zaman sınır yetkililerin ticaretinde tesisini yapmadık. Neden yapmadığımızı da o eğitimlerde anlattık. Daha sonra Ankara ve İstanbul'daki uygulamalara uygun hale getirdiler Türk Ticaret Kanunu. Bu kanundaki bu madde tacirlere atılmış bir kazık. Devletin tacirlere atmış olduğu bir kazık. Çünkü özellikle bu sınır yetkilileri tespit ederek insanlardan harç adı altında masraflar alınıyor. 3 aşaması var yaptım ama yine de yaptırmak isterse 3 aşaması var. Birincisi ana sözleşmede iç yönergeyle sınırlı yetki verebileceğine dair bir hüküm olması gerekiyor. İç yönergenin örneğini zaten sevgilerimizle paylaşacaklar. İkincisi gidecek bir tane iç yönerge hazırlayacak. Bu iç yönergede kim hangi yetkilerle hangi ünvanla kullanacağını yazacak. Hemen bir soru orada. İç yönergeyi anonim şirkette yönetim kurulu hazırlıyor demişti. Evet. Limited şirketlerde genel kurul. Genel kurul. Ortaklar kurulu. Evet. Ortaklar kurulu. İç yönergeyi hazırlayacak. İç yönerge ticaretinde tescil ettirecek. İç yönerge ticaretinde tescil ettirdikten sonra bu iç yönerge devreye girecek. Ortaklar kuruluyla beraber müdür de ayrıca imzalaması gerekiyor mu? Hayır. Limited şirketlerde. Hayır, müdür zaten tescil talebinde bulunacağı için o sadece müracaatta bulunan tamam. Bir pozisyonda. Yani zaten ortaklardan evet. Limited şirketler ortaklardan en az bir tanesinin müdür olacağı için evet. İmzalamış oluyor. Şimdi iç yönergeyi tescil ettirdikten sonra bu iç yönergeye göre vermiş olduğu ünvan ve yetkileri de gelip ticaretine tescil ettirecek. Yani devlet dedi ki istiyorsanız buyurun bu şekilde bir mekanizma kurdum yapın dedi. Bu şirketi kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Müdürü kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Yani bana sadece 10 bin liraya kadar yetkilidir satın alma müdür diye bana yetki verdi.
bunu ticaret sizinle tescil ettirdi. Ama ben gittim 10 bin liraya değil de 200 bin liralık mal aldım. Senedde imzaladım. Yarın şirket ben bunu ödemeyeceğim. Bu adamın yetkisi 10 bin liraya kadardır diyebiliyor mu? Diyemiyor. Bu arada evreye giriyorum. İstanbul'da bu işi tescil ediyorlar. Bilginiz olsun. Hayır, ediyorlar. Bizde de bu kanun değiştikten sonra biz de yapmaya başladık. Evet. Ama daha önceden yapmıyorduk. Ben o zaman son olarak düşüncelerinizi ve hayallerinizi almak istiyorum. Sevgili Erol Dibo'dan başlamak istiyorum. Buyurun. Hayalimdeki vergi ama hayalimdeki sicili tarif edecek olursam şu andaki sicilden daha iyi bir sicil tarif edemeyeceğim. Yüzü diye söylemiyorum. Bakın samimiyetle söylüyorum. Gerçekten şunu da söyleyeyim. Haris Bey diyor ki biz de hatalar yapabiliyoruz ama inanın Türkiye'nin diğer şehirlerinde bu işi yapıp sicillerin önüne getiren mali müşavirlerin bilgisi Mersin'deki mali müşavirlerin bilgisinin yanında sıfır. Bunu kendi ağzından ifadesi. Gene burada bunu da söyleyeyim. Burada bir ekip var. Bu ekip bu çalışmayı dışarıdaki müşterileri için veriyor. Bu ekibin bir tarafında köprü olan biz varız. Diğer tarafında da dediğimiz gibi doğal üyesi olan bu sicilin ve ticaret odasının tüccarlar var. Dolayısıyla her şey iyi niyet, sevgi ve saygıdan geçiyor. Ben hiçbir zaman bir kırgınlık olmadan sevgiyle, saygıyla ve anlayışla bu işlerin devam edeceğini ve ettiğini düşünüyorum zaten. Ve burada da teşekkür ediyorum kendisine huzurlarınızda. Ben de çok teşekkür ederim size Erol Bey. Buyurun efendim. İbrahim Bey, ben tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Size, Mali Müşavirler Odası'nın tüm üyelerine, hatta mali müşavir olmayıp da sizin yanınızda çalışan, iş takip yapan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Şu anlamda birincisi, yani ben 20 senedir işte Salih abi falan çok eskiden bilir. İşte eski tanıdıklarım var. Yani ben buraya daha girmeden önce tanıdığım abilerimiz de var. 20 senedir çalışıyorum. Hemen hemen Türkiye'deki tüm sicilleri biliyorum. Hem kişisel olarak hem mesleki bilgi olarak çok şükür çok iyi durumdayız. Ben o anlamda kendimi şanslı görüyorum. Servisim olarak, müdürlüğüm olarak biz şanslıyız. İyi bir tempo, iyi bir işbirliği içinde devam ediyoruz. Bizim de yanlışlarımız var. Yanlış yorumladıklarımız var. Dar açıdan baktıklarımız var. Bunları karşılıklı olarak ilişkiler içinde öğreniyoruz. Birbirimizi geliştiriyoruz. Sadece öğreniyoruz, bir de geliştiriyoruz. Bu iyi örneklerimizi de tüm Türkiye'ye yayıyoruz. Bu açıdan da etkiliyiz. Yani Mersin olarak etkiliyiz. Yani gerektiği zaman işte konuştuk daha önceden. Gerektiği zaman kanunların değişmesi için, kanunlardaki aksaklıkların giderilmesi için de öncülük edebiliyoruz. Bunu Mali Müşavirler Odası var. Bizim oda yönetim kurulu olarak gerekli kurumlarla görüşerek çözüyoruz. Bu işbirlik inşallah böyle devam edecektir. Hayalimdeki sicil, aslında ben hayalimdeki sicil olarak söylüyorum. Hayalimdeki vergi demeyeyim de. Hayalimdeki vergi ÖTV'nin kalkması. Onu kesinlikle söyleyeyim. Hayalimdeki sicili de. Hayalimdeki vergi ÖTV'nin kesinlikle kalkması. Hayalimdeki sicile gelince ben 2008 yılında bakanlık beni çağırdım. Bu toplantıda burada yine aynı şekilde söylemiştim. Bakanlık beni çağırdığında demişti ki siz Mersin olarak böyle böyle bir uygulamanız varmış, iyiymiş falan, hadi bunu Türkiye'ye yayalım dedi. MTK projesi çıktım. Mersis proje, daha onun ismi Mersis oldu. MTK projesinin ilk çıktığında da yani Türkiye'de Mersin'de çıktı. İlk testini biz yaptık, uygulamasını biz yaptık falan gitti. Benim hayalimdeki sicil cep telefonuyla insanlar sicile bildirmesi gereken evrakları, bilgileri bildirecekler. Sicil de bunu işleyecek. Bu kadar. Masraf olmayacak. Yani adama diyorsun ki adresini değiştir. Adam adresini değiştiriyor. Yani şirket olarak adam diyor ki adam adresini değiştiriyor. Bana bildiriyor, ben adama 700 lira masraf çıkartıyorum. Şimdi adamı cezalandırıyor. Adam iyi niyetli. Adama diyorsun ki adresini değiştir. Güncel olarak bana bildir. Ben adama diyorum ki sen niye adresini değiştirdin? Al sana 700 lira ceza. Benim hayalimdeki sicilin hukuki denetimden kurtulup sadece bilgi bankası, bilgileri paylaşan bir banka haline gelmesi ve kesinlikle de şu bilgileri, değişiklikleri bildirdiği zaman para alınmamız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok yararlı olduğuna inandığım bir toplantı geçti, zamanın nasıl geçtiğini.
Ben dahil hiç kimse anlamadı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, sevgili Radyo Klas dinleyicileri, sevgili meslektaşlarım, bugün çok önemli bir konuyu iki sevgili ve değerli konuğumla paylaştık. Ben sevgili Erol Diboya ve sevgili müdürümüz bize çok teşekkür ediyorum. Özellikle Halis Çakır'a özel teşekkürüm var. Medar iftarımız, gurur kaynağımız. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de birlikte oluruz. Sevgili izleyiciler, değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, siz değişmeden hiçbir şey değişmez. Sizden uzakta olan, uzakta, sizin yanınızda olan hep ve sürekli yanınızda olacaktır. Değişime hazır değilseniz, değişim geldiğinde sizi tarih yaparak yoluna devam edecektir. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi zamanla değiştirmek zorundayız. Diyorum ki, düşünceleriniz sözlerinizin, sözleriniz davranışlarınıza, davranışlarınız alışkanlıklarınıza, alışkanlıklarınız karakterinize, karakteriniz kaderinizi sağlayacaktır. Güzel düşünün, güzel olun. İyi düşünün, iyi olun. Hayalimdeki vergi adına iyi akşamlar diliyorum.